abi bir ne oldu bu arada? Sakin olun bey, tamam. İlk iletişim oyunu oynandı. Yusuf kazandı. Yusuf ve Bora birbirine girdi. Ben hayatım boyunca sert bir kayaya denk gelmemişsin. Duruma müdahale etmek zorunda kalan Acun Ilıcalı ikiliyi ayırdı. Fazla tehditvari konuşuyorsun. Hakan, Bora Yusuf tartışmasının ardından soluğu karşı grubun yanında aldı. Ben senin ağzından çıkan kelimeyi söylüyorum. Acaba hangi arkadaşımı seçeceğim? Olayın kahramanı Bora'dansa şaşırtıcı bir hamle geldi. Onları benle şey yapmaya çalışma lütfen. Ecem'in sakatlığına rağmen sembol oyununda oynaması takımda şüphelere yol açtı. Sakatlığına şüphesi olan var mı aramızda? Takımı tarafından bir türlü kabullenilmeyen Vasilikos önce Nikos'la... Çok şaşırdı, duydum adı arasında beş. Sonra da Panayotis'le tartıştı. Mimilas, mila o kadar sonra. Mimilas, mimilas, mila o kadar. Yunan takımının sempatik isimlerinden Julieta adaya gözyaşları içinde veda etti. Hepsi ve daha fazlası birazdan Survivor Panorama'da. Panorama'ya hepiniz hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Tabii dün gece bomba dün gece, bir evet çok heyecanlı bir bölümümüz. Aynen. Biz zaten işte burada üçümüz beraberdik yine. Damla vardı. Şimdi Sema var. Ben Sema'nın da yorumlarını merak ediyorum evet. Zaten. Güzeldi yani şöyle güzeldi. Tabii ki kavga kötü bir şey. Ama şu an o cepheleşmeleri görmek. Hani bizi Survivor'da insanların karakterini, duruşlarını... Survivor'la alakalı geleceklerini çözmeye, yorum yapmaya, izlemeye itiyor resmen. O yüzden güzeldi yani. İhsan günaydın. İhsan günaydın. Biraz hasta uyandım. Geçmiş olsun. Hayırdır. Ya biraz da geç yattım. Sonra da geç kalktım. Sabah Gökhan'la işimi. Melih yine tabii değil mi? Yok, Gökhan'ı görmedim bile. Zaten geç çıktık buradan. Ha, geç çıktık tabii, biraz. Bir çeyrek falan. Ama sonuçta şey, dün çok hararetli konuştuk evet. Programın üzerine. Aynen ben de Sema'nın da dediklerine devam ediyorum. Hatta ben birkaç çok yorum okudum. Hani dedik ya biz böyle Bora'ya çok hak vermedik ama Bora'ya hak verenler yazsın falan dedik. Evet. Biraz onları okudum. Yazanlar olmuş bana. Neler demişler? Şu yüzden hak vermiyorum. O zamanı gelince anlatacağım tamam. Hani. Haklı oldukları yerlerde yok değil. Evet. Yani yine benim tezim doğru. Yani bizim tezimiz doğru bence. Bora'nın haksız olduğu konusunda. Hı. Ama ufak haklı olabileceği yerler var. Evet. Evet. Peki Adnan abiyle dün bir iddiaya girilmişti. Ya niye hatırlatıyorsun şimdi? Ya? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Unutma. Ne bak, oldu onun sonucu? Lazım. Senden lazım. Bir şimdi bir dakika mi? Bir şey söyleyeceğim. Bir kere benim orada Adnan abiye olan eleştirim şuydu. Yani şu seyrettiğin üzerinden nasıl Yusuf haklı diyebilirsin dedim. Doğru söyledin aslında bak. Evet tabii ki. Yani orada çünkü kimseyi... Yani bu olayda Bora da haklı olabilirdi, Yusuf da dün. Bugün gördüğümüzde Yusuf'un daha haklı tarafları var. Bora'nın daha haksız tarafları var. Ama sadece hani... Ön yargılı olmayalım istedim ben Adnan abicim. Adnan %100 haklıyım dedin ve haklı çıktın. Neler söyleyeceksin? Şimdi Hakan kardeşim 3-4 defa Survivor'a gitti. Onun Dominik tecrübesi varsa bizim de Panorama tecrübemiz var. Biz de iyi bir Survivor seyircisiyiz. Dolayısıyla ben yaş olgun bir yaştayım. Tecrübem var. Seyrettim iyi de bir Survivor seyircisiyim. Dolayısıyla tecrübeme dayanarak öyle konuştum. Ha, bir de 25 burada... yıllık bankacılık, tabii, bankacılık şeyim var. O da önemli bir şey yani. Tabii, tecrübe. 25 sene kolay değil Hakan Bey. Bütün insanlarla karşılıklı diyalog halindesin. Kimin nasıl olduğunu az çok biliyoruz. Çözüyorsun değil mi? Çözüyorum. Kimde para var, kimde yok. Yani. Bende var mı para mesela? Bora'nın bundan önceki yaptıklarından dolayı ben böyle bir izlenime vardım. Çünkü en ufak bir şeyde hemen o grubu... şey yapıyor yani aşağılamak istiyor, düşürmek istiyor. Sadete gel, ne evet. Kaybettim sana? Tulumba tatlısıydı ama börek getirecektin galiba sen. Sen börek. Ben börek mi getirecektim? Ben börek, o tulumbaydı. Fark etmez. Tamam tulumba, o zaman börek saatimiz 1'e çeyrek var. 1.30'da bu stüdyoya börek geliyor. Oh yine börek. Aa iyi bir dur. Sözümüz söz. Bu arada tekrar iletmek Alo, istiyorum hepinize. Bir dakika anne, ocağımıza incir ağacı dikti Adnan abi.
Abi her gün bir şey getiriyoruz ya. Vallahi para kalmadı ya. Bankacısın, anlarsın halimizden. Kredi ver bari. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyecektim yani. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hafta içi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Desteğiniz için çok çok teşekkürler. Sema, ne düşünüyorsun ya? Sen neler söylersin? Dün geceyi izledin. Dün gece her şeyle çok heyecanlıydı. Bir kere konsey beni bitirdi. Evet. Moralim sıfır. Juliet'ten elenmesine çok üzüldüm evet bir kere. Ya. Çünkü daha yani sonra olacaktı bunun. Sonu kötü biten bir aşk filmi evet gibi değil miydi kızın evet konuşması? Bir taraftan da hani biz hep şey diyoruz ya, adamlar ne kadar profesyonel, sadece bizim takımla ilgileniyorlar. Dün akşam gördük ki yenilince onlar da birbirine sarılıyorlar. Evet. Yani bizden çok da farkları yok. Yenildikleri zaman gördük tansiyonları ne kadar yükseldiğini. Oyunu çok sevdim. Bizim oynayamadığımız bir oyundu o. Evet ya. Onu çok beğendim. Her şeyle, hem oyunla, hem konseyiyle, hem tartışmalarıyla bence çok yüksek bir akşamdı. Konuşulacak çok şey var. Peki sen Hikmet'le yakınsın. Eğer rejide hazırsa görüntü, o kavgada Hikmet'in bir kaş göz hareketi var. Evet. Yusuf'la şöyle Murat konuşurken ne düşünüyorsun o konu hakkında? Bakmam lazım. Tamam. Görmemiz lazım. Peki ilk önce bir kavgayı hatırlayalım. Evet. Onun üzerine konuştuktan sonra da senin istediğin görüntüyü tamam, görelim. Süper. Olur mu? Olur tabii. Patron sensin burada sadece. Neyle başlamak istersin? Tamam. Burada. Ne dersen o Saadet. Yok, istediğin bir şey varsa söyle onunla başlayalım. Boğaç ve Saadet'in kararlarından asla Tamam o zaman bir Bora, Yusuf ve Atakan arasında geçen kavgayı bir izleyelim, hatırlayalım, üzerine konuşalım. Yani aramızda yarış yapmak hiç keyifli değil. Hiç problem değil abi. Ne niyetle çıktığımız belli abi, sorun yok. Şimdi hangi arkadaşımı göreceğim onu da merak ediyorum yani. Bilmiyorum hangisi abi göndermişsin? Bir üç tane görürüz herhalde. İki, üç tane. Benim çok yok zaten. Üç tane, dört tane. Çok yok. Üç tane, dört tane. Çok komik. Nesi komik? Ne komik? Ne? Yalandan konuşmanız komik. Yalandan mı? Neyi ya bu her şeye bir muhalefet. Her şeyi attı mı ya? Ne susacağım? Susacağım ya, ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun? Ben çok doğru konuşuyorum. Bir dakika, bak bir dakika sen. Atakan sen seç burayı. Şu an seç burayı. Ne oldu? Hayır abi. Ne oldu? Bir şey seç burayı. Her şey bir muhalefet. Seçin burayı o zaman. Şu an tartışma ya, ne oldu burayı getirin. Çocuk azarlamıyorsun. Sen bir çıkar odan ya. Çocuk ne azarlıyorsun? Kaç yaşında? Kaç yaşında? Kendisi konuşsun. Komik olan. Kendisi konuşsun. Avukatı mısın oğlum senin? Aynen. Sen bunun avukatı mısın? Ama bana söylüyor bana. Yalanlar konuşuyor. Bana söylüyor. Bize söylüyor. Hakan! Ne? Bize söylüyor bize. Yusuf ne yapıyorsun? Niçak olan ne? Bana söylüyor. Bana bir şey söylüyor. Sana bir şey söylüyor. Sakin olun be. Tamam. Sakin. Yalanlar konuşuyorsun. Yalanlar konuşuyorsun. Benle konuşuyor, benle. Bir dakika, siz sus. Sana ne oluyor oğlum? Sakin, biliyorum. Bana da söylüyor. Bana da söylüyor. Ne konuşuyordu ya? Ya ne bağırıyor gelip bir kadar varmış ya? Hakan, onun konuşuyor. Şaka gibi her şeye atıyorsun. Her şeye atıyorsun. Her şeye atıyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Sen saygı olsan oradasın. Ya yaşlı mı saygı olsun? Sen muhatap olmayasın, sen susma ya. Saygı yaşlı mı olsun? Saygı yaşlı mı olsun? Şu an seninle tartışmıyorum. Yani patlayıcı patlayıcı mı artık ha? Her defasında bir muhalefet, bir muhalefet. Yüzüme bakalım. Adam oturup dururken laf sokuyor. Ya şaka gibi oğlum, sen dur. Ben şaka gibi ne yaptım? Ne de terbiyesizce bir şey söylüyorsun, devamını getir. Evet, devamını getir. Devamını getirsene. Ayıptır ya. Ayıp abi ya. Hareket etmeden yok hadi Hikmet, hadi Hikmet falan. Ayıp ama ya. Ya sana bir şey söyleyeceğim bak. Bana bak bana. Sen hayatın boyunca sert bir kayaya denk gelmemişsin. Bak vallahi harbiden yeter artık bak. İki oldu. Ya bu kim ki ben bunu? Ben ne diyor? Burada ben kim? Ya bırak abi bırak, ben bir şey yapamam buna ya. Ben buna bir şey yapamam. Boş adamlar sen. Allah Allah. Yani yemeği böyle sokuyorsun, çıkarıyorsun. Ondan sonra kenara gidiyorsun. Tamam. Kimsin oğlum sen? Her şeyi de bakın diyorsun, bana tutuyorsun ya. Ne işine bak hadi abi, ne işine bak ya. Ayıptır ya. Yusuf, ben sana saygısızca bir şey mi dedim ya? Arkadaşım hangi arkadaşım? Ben söyleyeceğimi söylüyorum. Sizin gibi yaygara yapmıyorum. Ben söyleyeceğimi söylüyorum zaten. Sen işine bak. Durup dururken laf sokuyorsun. Ya burası sokuyor. Oyun kazanmışız, kazanamayınca laf sokuyorsun. İşinize bakın abi. Üçünüz de işinize bakın. Üçünüz. İşinize bakın.
kimi götüreceğim acaba? Sanki belli değil. Benim kimi götüreceğim belli değil, onların belli değil sanki. Sen hayatın boyunca sert bir kayaya denk gelmemişsin. Bir gün ben sana çok kötü göstereceğim bak. Sen görürsün. Arkadaşlar siz kavga. Hayır. Fazla tehditvari konuşuyorsun. Ortada da bir şey yok anladığım kadarıyla. Boş. Tamam. İş tehdide mehdide dönmesin yani. Yok abi tehdit yok. Ben bunu tehdit etmem zaten. Kimseyi tehdit etmem. Tamam. Neyse yani şu bile şey yani bir laf sokma. Tamam neyse. Tamam. Ya şey yok. Tamam bu ara karşılıklı laf çok konuşmayalım. Açsanız hava sıcak, tansiyon yüksek hepsi okey ama işi uzatmayın. Ya sen benim muhatabım neyse sus ya. Tamam sus devamlı bak laf sokma çalışma. Abi sus. Hayır gerek yok. Devamlı laf sokma çalışma. Bora sen de oradan laf atma tamam. Bak gerek abi yok. Hala konuşuyor ya. Bak onu dinleme mesela. Sen kulağından dinlersen. Sen bana şey baksana ya. Git arkadaşınla konuş biraz sohbet et. Güzel şeyler konuşun. Hangi arkadaşımı seçeceğim acaba? Tamam. Bu nedir Okay'ı ya? Okay'ı mı seçecekler? Abi yok abi ben buna dayanamıyorum abi ya. Ya tamam abi. Bak numaradan delikanlılık yapıyor. Ya tamam Kaan yeter. Yusuf çok sinirli. Ben de sinirliyim ama biraz birimiz sakin olmasın. Ben de olmasın. Sinirliyim tamam, abi. Tamam cümle kurmayalım daha birbirimizi şey ateşlemeyelim. Gerek yok. Sakin olmak da en güzeli. İzlerken yoruldun değil mi? Aslında olay Bora'nın Hikmet ve Atakan mücadelesinde Hikmet diye tezahürat yapmasıyla başlıyor. Sonrasında bir iletişim sıkıntısından yanlış anlamayla devam edip en son Acun Bey'in uyarısıyla son buluyor. Yani aslında bu olay çok önceden başlıyor bana kalırsa. Hani Bora'nın bir vitesi var ya sessizce uzaktan bir şey söylüyor. Onu bir kere yutabiliyorsun, iki kere yutabiliyorsun, üç kere ama böyle bir şeyde de patlamış bence Yusuf. Ama buraya da şu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela benim elimde bir yara varsa sürekli onu düşünürüm ve elime mi değmeye çalışıyorlar acaba diye. Hani sakınan göze çöp batar misali. Şimdi Bora'nın da değişik bir durumu var biliyorsunuz. Akşam da eşiyle konuştu. Bebeğin cinsiyetini öğrendi. İletişim oyunu olunca çok hassas. Ve Yusuf'un ona karşı hiçbir şeyin olmamasına rağmen şeye vuruyor işi. Hani benim bu kadar ihtiyacım var, sanki beni götürecek bilmiyoruz gibi. Hı hı. Aslında kendi içinde yaşadığı belki sorunu oraya vurdu. Yusuf'un hiçbir suçu olmamasına rağmen. Bu hassasiyetler de orada olan bilir. Ve orada hani çocuğuyla ilgili ya da hepimiz akşam gördük. Daha önceki erkek bebeğini 7,5 aylıkken kaybetmiş. Onun endişesini yaşıyor. Hiç suç olmadan Yusuf'a bununla geldi. Orada çok ilginç şeyler var ama Kaan kızlarla kavga ediyor. Hikmet onu tutuyor. Ile ama bence size bir şey söyleyeyim. En ilginç nokta biliyor musunuz? Okay yine yok. Evet Okay yok. Okay hiçbir şey de yok. Yani oraya da dur demiyor. Buraya da dur demiyor. Kızlar siz bari şöyle geçin demiyor. Ya da ne bileyim Atakan gel kardeşim demiyor. Okay'ın bu kadar nasıl diyeyim uzakta kalması, olaylardan sürekli kendini geri çekmesi neye bağlıyorsun? Neden böyle bir tavırda? Yani Okay'ın karakteri olabilir ama bana dokunan yılan bin yaşasın olabilir. Ya da gerçekten Survivor'da ben kavgalarla görünmeyeyim kardeşim de olabilir. En son ihtimal benim düşünmediğim bir ihtimal bu. Çünkü ben Okay'ın çok iyi bir yarışmacı olacağını düşünüyorum, hızlı olduğunu düşünüyorum. Çok göze batmayayım. İyi erkekler var. Bir kere de potaya çıktım. Şimdi kimse beni yazmasın da olabilir bana kalırsa. Hakan. Türkiye'nin en büyük güreşçilerinden Rıza Kayaalp. Evet. Selamlar Rıza'ya da buradan. Dünya şampiyonu. Bana dün mesaj attı. Ne derler ama yayına yetiştiremedim mesajı da. Okay'la alakalı fikrini sordum ben de gece. O da şöyle bir şey demiş. Okay yarışmalarda iyi ama çok ortada kalıyor. Tartışmalarda şimdilik halk tarafından bu olay iyi karşılanıyor ama göze batmaya da başladı. Artık bir şeyler yapması lazım. Hem orada hem burada olmaz. Sesini çıkarması lazım. Yoksa sıkıntı yaşar. Kaybettiklerinde konseyde ismini söylerler. Ama Hikmet de ona sahip çıkmıyor yazmış. Okay için bir de taraf olmazsa bertaraf olabilir. Okay artık umarım yolunu çizer demiş. Bir de bizim takımdaki kadınlar kötüler oyun anlamında. Ama gitmemek için elinden gelen dümeni çeviriyorlar. Okay da o dümeni onların elinden alması lazım demiş. Rıza'ya çok selamlar.
Bence güzel bir tespit. Güzel bir gece programı. Çok iyi bir, çok, çok iyi bir izleyeceğim diyor. Bu sene acayip izliyorum diyor. Süper. Harika. Ara ara bana selamlarımızı iletiyoruz. Peki şimdi evet. Olayın merkezine döndüğümüzde, kavgaya döndüğümüzde Bora ve Yusuf tarafından baktığında İhsan, hangisinin haklı tarafları var, hangisinin haksız tarafları var? Nasıl düşünüyorsun? Şimdi olayın özünde Bora'nın ister istemez yaptığı ve yanlış anladığı bir durum var. Yanlış anlayabilirsin de. Devamlı Bora'da şu var maalesef. Karşı tarafı bir hatasını arayıp devamlı müdahale etme gereğini duyuyor veya bir laf sokuyor, bir şey söylüyor. Karşı tarafı sinir edici bir durum bu. Dolayısıyla da çocuklarda da bir dolmuşluk var. Ben anlıyorum şimdi Atakan Yusuf tarafını. Ama şimdi olayı Atakan Bora diye karşılaştırsak veya Yusuf Bora diye karşılaştırsak iki farklı şey çıkıyor önümüze. Şimdi dün mesela Hakan gece bir anket açtı. 50 bin oy kullanıldı. Bunun 7 bin kişisi Bora haklı dedi. Şu anki anket durumunu söyleyeyim mi bu arada? Anket açık şu an hala Instagram'da. Söylüyorum durumu. 120 bin oy gelmiş. %18 Bora, %82 Yusuf. Bora'nın %50'si yavaş yavaş artıyor. Evet. Ya şimdi şu da, o da şundan kaynaklı. Mesela bu anketi bence Atakan Bora olarak açsaydı o %18 olmazdı mesela. Çünkü Yusuf'un da ister istemez kavgada yanlışları oldu. Yani söyledikleri, söylemleri, kullandığı kelimeler fazla yükselmesi. Ya şimdi Bora yanlış tonlamış. Ya şöyle düşünebilirsin olayı. Bora tamam yanlış anladı ve buna bozuldu. Siz niye bu kadar yükseliyorsunuz o zaman? Çünkü onun ekstra bir durumu var. İşte bir haber bekliyor. Oyunda iletişim oyunu. Zaten antenler biraz daha yukarıda. Siz niye bu kadar yükseliyorsunuz? Kardeşim yanlış anladım. Biz öyle bir şey demedik falan deyip de kolayı kapatabilirsiniz. Bu açıdan düşününce de aslında evet. Yani Yusufların, Atakanların fazla yükselmesi. Ama mesela Atakan'ın tepkisi normal bir tepki gibi geliyor bana. Kaan'ınki nispeten normal. Yusuf'unki ekstra fazla. Bir dolmuşluk olabilir. Dün mesela Damla vardı masamızda. İlk defa Hakan'ı da bu kadar tepkili gördük. Ya Hakan, bir tartışmada bu bence arada. Hakan olayın hiçbir yerinde yokken sadece Hakan beraber olduğu, soktu. Beraber hareket ettiği adamla beraber yani duymadığı bir şey üzerinden hala öyle değildir gibi bir iddiası var. Bence ben hani, suratına bak Hakan. Mesela dönüyor adaya konuşuyor siz böyle bir şey dediniz emin değilim ben öyle duydum diyor ama aslında hiçbir şey duymadı Hakan. Sırf Bora'nın yanında hareket ediyor burada. Ben burada Hakan'ı eleştirebilirim mesela. Hikmet'i dün eleştirmemiştim. Çünkü Hikmet bu kavgada en azından araya girip, taraf tutmadan araya girip herkesi sakinleştirmeye çalışan taraf. Nispeten Seda da öyle. Ama Sude'yi eleştirebilirim yine. Sude tekrardan olaya başka bir şekilde geliyor. Evet. Kaan takıntısı var belli ki. O oradan Kaan'a bir şey söylüyor falan. Ya burada biraz da eteğindeki taşlar dökülüyor yarışmacıların. Yusuf'un fazla dökülüyor. Bora'nın gereksiz bir laf sokması var. Yapmaması gerekiyor. Bütün hatanın başında yine Bora var. Ama Yusuf'un da bu kadar yükselmemesi gerekiyor. Atakan'ın da Kaan'a dediği bir laf var. Duydunuz mu? Nedir? Sen de sürekli gaz verme bize dedi. Ben onu çok beğendim mesela. Hani ben de sinirliyim. Sen de sinirlisin ama çok sinirli bir Yusuf var. Dur da gaz verme dedi yani. Bence çok haklı çünkü genelde öyle olur. Tam sakinleşir ama bir de onu da demişti der. Olay patlar. Yine bir kıvılcım. Çok gereksiz ama ben Atakan'ın bu konulardaki hani şu an beklediğimiz performans o yok diyoruz ya. Bu konulardaki bu sakinliğini, daha böyle toplayıcılığını çok beğeniyorum. Daha sanki diğerlerinden daha az etkilenmiş Survivor hayatından gibi. Peki Sema, şimdi Atakan, Yusuf aralarında konuşurken Seda ve Sude onların yanında duruyor. Yani duymaması mümkün değil konuştuğu şeyi. Seda burada niye doğru mesela duymuş, şey yapmıyor? Neden bir söylemiyor? Arkadaşlar ben duydum. O konu öyle değildi yanlış anlamışsınız yani diye. Orada duyup duymadığını bilemem o dipinde. Kadar. Hayır, gerçekten bak. Ama yani duymak başka bir şey, algılamak başka bir şey. Orada o kadar çok konu geçiyor ki sen hepsini kayıt altında değilsin. Ya bir şey diyeyim mi? Bak, konseyde oturuyoruz. Konuşuyor. Bir saniye. Atakan orada konuşuyor. O taraf duyuyor. Yanındaki mi duymayacak? Bir de bazı dediklerini gülerek ben, ama bazı ben insanlar çok, acaba laf sokacak mı? Bir şey mi diyecek diye bekler çok ve yakalar. Şey ama benim kafamda başka bir şey varsa duyarım. Ama anlamam ki bak, dinlemem. Bak çok hemen bir şey söyleyeceğim. Dün akşam ben canlı yayında 4 kişinin olduğu bir yerde sana bir şey anlattım. Bir dakika sonra aynısını Hakan söyledi. Hakan ben söyledim duymadım değil mi? Aa, fark etmemişim dedi. Hakan buradaydı bak. Bir dakika önce benim sana dediğimi dinlememiş. Ne abi algısı, Twitter'dan şeylere tamam, algısı dediniz. Başka bir yerde. Allah ya, Allah ya. İlla yani burada olması duyduğu anlamına gelmiyor. Hayır, demek şunu istiyorum. Şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey orada daha olabilir. Var ya. Bak şöyle orada bir olabilir ama yani ya geçen dinlemiyordur. Başka bir şey düşünüyordur. Benim? Ümit Karan buramda oturuyor. Herkes elenme adayları kendini ifade etmiş. Ben şey diyorum, Ümit herkes kendini ifade etti. Sen de konuşsana, niye sen konuşmuyorsun? Acun abi diyor ki, Sema 5 santim yanında az önce konuştu. Hatırlıyorsun değil mi sonra konuş? Vallahi hatırlamıyorum abi.
Ya dalarsın. Bak ben hak veriyorum ben sana. %100 dalarsın, gidersin, başka şey düşünürsün. Orada yani herkes dinlemek zorunda. Ya burada Suudi'nin de algısı kapalıydı. İkisinin de o anda algısı kapalıydı mı diyorsunuz? Bir hal gelmiş. Bunun üzerinden bir eleştiri yapamayız diyorum. Peki şunu ne diyorsun? Bir anda adaya döndükten sonra sonrasında Bora acaba işte özür dileyeceğim ben senden. Sadece öyle senden özür dileyeceğim. Öylesi. Bence belki de duydu sonradan, söyledi kızlar ona. Kim duymuş olabilir bilemiyoruz. Ama burada Seda, Sude veya X kişisi diyemeyiz. Yani orada bu arkadaşların konuştuklarını kimlerin duyup duymadığını biz bilemeyiz. Burada onu ahkam kesemeyiz. Bak oradalar duydu diyemeyiz yani. Sude için diyebiliriz. Çünkü cümleye göre gülme tepkisi veriyor. Evet. Bak dinliyor yani. Evet. Hani bir şey diyor öyle yapıyor, gülüyor. Ona gülüyor yani. Bak görüntüye görürsen. Bir de duyduğun şey mesela bana batar, ona batmaz belki de. Ben mesela ondan bir şey, kötü bir şey hissederim. Belki de Hakan için... Ya o normal bir şeydir. Laf sokmak için söylemedi dersin. Batıp olay sorun değil. Yanlış olay anlamadan doğruyla yanlış. Aynen. Hani çok enteresan bir olay var orada. Ama ben orada hani kavga ayırmaya çalışan insanları görüyorum. Bak Bora'da... Bence biraz Sude ile Kaan arasındaki durum enteresan bence orada. Bora'da şunu sevmiyorum. Başta lafa attı. Evet. Sonra Yusuflar gelmeye başladı. Susuyor. İnsan sadece sessizlik daha böyle sinir eder sessizlik ya. Sessizlik dediği bak. Şöyle bir hareketi var ya. Surat mimiklerini diyorsun. Aynen. Şey Kader giderken de yapmıştı. Başka bir konseyde yine yaptı. Kader koyun derken de yaptı. Onun dışında adada birkaç kere kavga ederken yaptılar. Seremonide yaptı. Seçmede yanlışlıkla Sude öne çıkınca yine yaptı. Hani konuşarak ver abi. Konuşmak en medeni şey yani. O bir şey yapıyor diyorum ya. Alıyor şeyi, sopayı. Arı kovanla sokuyor. Karıştırıyor. Sopayı bırakıyor. Böyle yapıyor. E ne oldu bak orada arılar uçuşuyor, sokacak bizi yani. Bunu çok kötü yapıyor. Yani. Aslında Bora'nın hani bu oyunda bir hassasiyeti olabileceğine çok haklı. Tabii ki o konuda düşündük ve söyledik, bunu dile getirdik. Ama Atakan'a karşı bir nasıl söyleyeyim, bir takılmışlığı var. Yani bir şey söylesin de hemen bir şey yapayım şeklinde. Yani ne söylersin bununla ilgili Sema? Ben de öyle düşünüyorum bu konuda. Çünkü bizim izlediğimiz olayların hiçbirinde... Atakan'ın niyeti kötü olarak yaptığı hiçbir şey ben görmedim şimdiye kadar. Hani bilerek ya da taciz amaçlı bir gülümseme dahi ben görmedim. Yusuf'un da aynı şekilde görmedim. Ama daha önce de bunu söylemiştim. Bora'nın belki de kardeşim ben daha hızlıyım Atakan'dan. Daha çok oyun alıyorum. Ama yani bu imaj nedir, bu görüntü nedir gibi bir hissi de olabilir. Onu da bilemeyiz. Şunu da söylemek istiyorum. Şartlar çok kötü orada. Hani insanlar izleyip Survivor'da da sürekli kavga oluyor gibi bir şeye kapılmasınlar. Eminim bu insanlar normalde bu şartlarda kavga etmiyorlardır. Duymuyorlardır bile. Hepsi delikanlı çocuklar ve aç çocuklar şu anda. Evet. Hani bunlara kavgacı gözüyle kimse baksın istemiyorum ben. Bu durumlar çok değişik durumlar. En ufak bir şeyde de kavga ediyor demesinler. Gerçekten tabii çok ki öyle yani var. Oradaki durumları çok farklı, psikolojileri çok farklı. Açlık var, açlığın verdiği bir... Açlığın verdiği bir gerginlik var. Hani mesela Yusuf'un ben normal şartlarda birisini böyle bir konuda tehdit edeceğini düşünmüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Peki Adnan abicim. Abi bir dakika şoktayım şu an. Ne oldu? İnanamayacaksınız. Ne geliyor? Şu an Survivor Türkiye YouTube kanalında giden yarışmacı açıklanmış. Evet. Evet. Şu an açıklanmış. Bakın i̇zleyin abi, görün. İzleyin görün abi. Ben bir şey demeyeyim. Söyleme. Benim ağzımda ilk çıkmış olmasın. Evet. Survivor Türkiye Yunanistan YouTube kanalına şaka girip, gibi ya. Şu an burada. Şu an Türk takımına yeni gidecek yarışmacıyı izleyebilirsiniz. Röportajı orada. Vay be. Çakabilir miyim be? Çok eğlenceli yalnız. Bakar mısın? İnanmıyorum. Şok. Güzel. Süper. Vallahi şaşırdım yani. Süper. Ben dün gece şok yaşamıştım. Şoku öğrenmiştim de. Abi ben şu an hayır yazmış biri. YouTube'da açıklanmış diye. Şok oldum yani. Başarılar diliyoruz. Evet başarılar diliyoruz. Çılgın kız. Kendine dikkat et oralarda. Tamam, fazla ipucu verme. Tamam vay sağ olun söyleyeyim. Evet Adnan abi. Öncelikle masadaki arkadaşların objektif yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Atakan iyi bir çocuk. Yavaş yavaş kendine geliyor. Beklentilerin biraz altında kalmıştı. Son birkaç günü toparlamaya başladı. Dün akşam da bir oyu kazanmış. Dolayısıyla seviniyor. Hangi arkadaşımı... arkadaşlarıma konuşacağım diyor. Hatta ondan önce diyor ki birbirimizle oynamak keyifli değil diyor. Evet. Sude oradan gülüyor bıyık altı. Yani olaya yani ama sanki uydurmuş bir şey gibi.
Çocuk bir oyun kazanmış. Hangi arkadaşlarla görüşeceğiz diyor. Hemen oradan Bora atlıyor. İşte aman çok komik falan. Yanlış anlıyor. Tamamen yanlış anlaşılma. Sude yanlış anlıyor. Arkasından Bora yanlış anlıyor. Daha sonra Hakan yanlış anlıyor. Şimdi Hakan'a Hikmet karıştırıcı diyor. Yemeği karıştırdığı için. Evet. Esas adada karıştırıcı mikser Bora'dır. Yani ben kesinlikle Bora'nın Türkiye'ye dönmek istediğini düşünüyorum. Yani yanlış zamanda Survivor'a gitmiş. Herhalde çocuğunu özlüyor, işte cinsiyetini öğrenmiş. Bence bir an önce Türkiye'ye gelmesi lazım. Odayı karıştıran, şey adayı karıştıran şu anda Bora'dır. Huzurun olması için daha önce kader karıştırıyor diye kaderi buraya gönderdiler. Şu anda adayı karıştıran Bora'dır. Bora'nın bir an önce Türkiye'ye gelmesi lazım düşünüyorum. Türk halkının da ona yardımcı olması konusunda rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Adan abi şöyle bir şey de var. Hani istiyorsun ama Bora bizim için de iyi bir yarışmacı. Türk takımın geleceği için iyi bir yarışmacı. İyi bir yarışmacı ama takımın ahengini bozuyor. Moralini bozuyor. Psikolojisini bozuyor. Dolayısıyla böyle insanların bence Survivor'da yeri yok. Orada Yunanistan'la yarışıyorsun sen. Daha ilk 3 haftada takım birbirine girdi yani. Cengiz bir şey söylemek istiyorsun anladığım kadarıyla. Bence bu konuda Bora anlıyorum. Çünkü Atakan'la tartışıyorlar. Oradan Yusuf giriyor. Abi sen niye giriyorsun ki oraya? Atakan'la Bora'nın kavgası o. Bence bak orada Yusuf çok tehdit bari konuşuyor. Yanlış yani. Bir büyük insan var orada yani. 33 yaşında birisi var orada. Bora var yani. Bora'nın olamaz. Yani. Üstüne gidilmez yani Bora'nın. Bence yani daha iyi yapıyor bence. Yani Bora yanlış duyarak haklı mı? Bakın bak. Bakın abi. Heh. Orada bak. Haklı. Ama Yusuf'un orada girmesi çok yanlış abi. Niye girmeyecek ama ki? Delikanlı ama delikanlı adamlar böyle. Atakan'la birlikte tartışıyorlar ama orada. Kaan'la mı? Genel evet. Söylüyor. Hayır Atakan'la tartışıyor onlar. Bora'yla Atakan tartışıyor orada. Ama genel söylüyor. Gülün gülün şey yapıyor. Üçü ne de diyor. Ama oradan ama şöyle, konuşulmaz yani. Orada. Bir şey söyleyeceğim. Mesela burada arkadaşına haksız bir şekilde bir şey söyleseler kenarda oturabilir misin? Hani delikanlı adamlar daha çok böyle arkadaşlarına sert çıkmaz mı? Savunacak ama o zaman. Atakan'la kendini savunacak o zaman. Niye o da o zaman Yusuf savunuyor ki onu? İşte arkadaşlık böyledir. Bazen haksız olsa bile savunursun. Haklı da olsa. Konuşacaksın abi. Konuşamazsan Kırbız'a gidemezsin. Teşekkür olur biter. Berat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözümüz yollarda kaldı. Yoktunuz ya. Kaç gün? İşler güçler. Bir de uzaktan geliyoruz. Gel. Her gün çok zor oluyor. Öncelikle merhaba diyorum. Dünkü bu mesele hakkında tabii ki içinde Hakan olduğu için birazcık da bugün buradayım. Hakan'ın meclisinde olduğu her yerde her zaman burada onu savunmak için burada olacağım. Bir defa ben şöyle düşünen bir insanım. Bu fragmanı dönmeye başladı bir gece önceden bu kavgayla alakalı bir sürü kişi Talat abi kimi haklı görürsün. Benim babamın oğlu da olsa oğlum da olsa orada iki kişi arasındaki meseleyi anlamadan dinlemeden şu haklı asla demem bir defa. Şimdi burada Bora kesinlikle haksız. Meseleyi gördükten sonra kesinlikle haksız. Kimden yana olursa olsun umurumda bile değil. Çünkü tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklanan bir mevzudan dolayı orada şey yapıyor, tartışma çıkarıyor. Neticesinde orada bir sürü kişi olaya dahil oluyor. Şimdi biraz evvel Sema kardeşim çok güzel bir şey söyledi. Benim demek istediklerimi özetleyecek bir şey söyledi. Yani arkadaşını diyor savunuyor dediniz. Yani ne olursa olsun arkadaşı savunmak durumunda diyor. Orada benim açımdan beni ilgilendiren konu burada Hakan da meseleye dahil oluyor. Ben aslında şu anda Hakan kardeşimden, oğlumdan, yeğenimden ne dersem diyeyim çok seviyorum o çocuğu çünkü. Melek yüzlü, pırlanta gibi bir suratı var zaten o çocuğun. Sevmemek mümkün değil. Beklediğim sinyalleri almaya başladım. Bugüne kadar da asla yanılmadım. Tuttuğum hiçbir yarışmacı hakkında asla yanılmadım. Yani yarışla alakalı olmadığını. Bakın orada Hakan'ın yaptığı şey ortada tamamen bir yanlış. Hakan da haksız. Onu da söylüyorum. Çünkü oraya kadar geldikten sonra olay Hakan'ın yaptığı şey abisi gibi gördü orada. Yani o çok yaşlı ondan şey Bora
Hikmet, şu andaki saygısı duruşu aslında ondandır. Yani bu olayların en başına gittiğimizde bu gruplaşmayı başlatan en başından beri Yusuf'tur adada. İlk girdiği andan itibaren gruplaşmayı başlatan Yusuf'tur ve karşısında da bir grupmuş gibi gözüken bir grup oluştu. Bunu neye göre söylüyorsunuz? Nereden biliyorsunuz Yusuf'un başlattığını? Görüntüler öyleydi. İlk şeyle zaten meseleler de oradan çıktı hep. Yani Hikmet'in falan onların ayrı takılmalarından, hep ayrı durmalarından. Gruplaşma olayları böyle başladı. Talat abi bir araya gireceğim. Nazır abi siz katılıyor musunuz Talat abiye? Ben Talat Bey'e katılmıyorum. Çünkü ya sizi hiç beraber göremeyeceğiz herhalde. Şöyle bir şey. Üçü birbirine katılmıyor. Yusuf gerçekten iyi bir insan, kaliteli bir insan. Yani bir insanı nereye çekersen oraya gider. Şimdi bu Atakan'la Yusuf'un arasındaki bağ gayet iyi oluşmuş. Burada kavga da zaten belli. Bunların üçü bir konuşuyor. Bora kardeşim oradan işte duyuyor. Bora ne yapıyor biliyor musun? Çünkü bu 9 kişi bir, üçü bir. Bunlar üçü ne konuşursa kulak misafirinde sadece Bora'nın kulağı açık bu işte. Aslında Seda da duyuyor ama diyor ki ya bana ne derse desin diyor. Söylemek istemiyor. Yani duymak öyle mümkün değil ya. Duyuyor orada. Peki Talat abi dedi ki gruplaşmayı başlatan Yusuf'tur değil. Dedi. Orada gruplaşma başlatan şey Hikmet, işte Bora, kızlar. Zaten kızlar tamamen Hikmet, Hakan, Bora'nın yanındalar. Ama bunlar zannıyorlar ki bu kervan hep böyle gidecek zannıyorlar. Halbuki ortada düzgün bir şekilde gitseler belki daha ilerleye zamanlarda elenmeyecekler ama bu şekil kızlardan biz bunları teker teker buraya alırız diye düşünüyorum. Talat abi bir şey ya söyleyecek. Ya kardeşim diyeceğim tabii ya yapmayın böyle ya. Yani körü körüne yani ne olursa olsun burada bu haklıdır demeyin ya. Bakın ben ne diyorum bunlar haksız diyorum arkadaş. Yani kimin yanında olurlarsa olsun Bora gerçekten konuşması gereken yerde konuşmuyor. Susması gereken yerde de susmuyor. Yani gerçekten en başından beri artık gayet bayağı antipatik gelmeye başladı. Neticede ben biraz evvel bir şeyler söyledim. Bu Hakan kardeşimden beklediğim sinyalleri almaya başladım. Tam olarak nedir o sinyaller? Hakan'ın orada yaptığı şey ne olursa olsun Sema Hanım'a biraz evvel söyledim. Yani orada yanlış anladı, yanlış aksedildi. Ve orada tamamen içgüdüsel olarak yani orada Yusuf'un tehditvari bir şekilde şeyin karşısına gitmesi, Bora'nın karşısına gitmesi, o küçük çocuğun, bakın ben hep söylüyorum, kalp haritesinde var kardeşim, sen yürekten haber ver. O çocuk orada mangal gibi yüreğini ortaya koyuyor. Sen de çocuk pazarlıyorsun. Yani orada, bir dakika Nazır, bir dakika öyle herkese ver, o haklı bak, bu haklı demeyeceksin. Kim haklı, kim haklı söyleyeceksin. Ve ayrıca Bora hiç, Bora da orada kalmadı. Bora oraya lazım. Bora olmazsa bak ne konuşacaktık biz bugün. Bora sonuna kadar kalsın kardeşim. Tartışma olmasın, kavga olmasın. Kimin ne olduğunu görelim. Mikrofonu da at abi şöyle. Tamam Talat abi güzel söylüyorsun da Hakan'ın orada ne işi var? Aynen. Abisini koruyor kardeşim. Arkadaşını koruyor. Kardeşim ona abi yeri değil orası Survivor. Ya senin, bir şey söyleyeyim mi? Yusuf'u koruyor ya Atakan en başından beri. Ama onlar baştan arkadaşlar. Ya onlar nereden arkadaş? Bir de şu var. Yani Yusuf'un yaptığı spordan dolayı böyle konuşmaları gerçekten mesela Adem de yapardı bu konuşmaları. Buradan Adem asla yapmadı bunları. Adem asla kimseye tehdit etmedi. Adem'e de geçmiş olsun dileyelim buradan. Spordan dolayı olmuş bu konuşmaları Adem yapıyor ama öyle bir şey kesinlikle yapmaz. Ben Yusuf'a güveniyorum. Tamam siz bir sakinleşin. Biz bir seremonide neler olduğuna bir bakalım, hatırlayalım. Ardından yine buradayız. Bora, kazananlarla konuşmadan önce oyun alanına çok iyi geldiniz. Yani hiçbir problem yoktu. Keyif alarak da bir oyun oynadınız ama bir anda tansiyon yükseldi. Ne oldu? Benim için kıymetsiz ve değersiz üç arkadaş için insanların soluyacağı oksijeni ben boşu boşuna tüketmeyeyim. O yüzden hiçbir konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Peki. Bir de senden dinleyelim Atakan. Öncelikle takımı gerdiğimiz için herkesten özür dilerim. Şahsım adına özellikle de bayan arkadaşlardan. Kesinlikle burada yüksek gerilimli şeylerin olmaması lazım. Ama biz oyun kazandık ve hangi arkadaşımızdan mesaj gelecek gibi aramızda konuşurken oradan takım arkadaşımız Bora şaka gibisiniz ya ha ha falan gülerek böyle tepki verdi. Biz şaka gibi insanlar değiliz. Bu oyunun heyecanıyla ve
merak edebiliriz hangi arkadaşımızdan mesaj geldiğini. Biz de dalga geçemez kimse. Biz zaten konuşmuyoruz. Aramız iyi değil. Ama hiçbir şekilde oyun alanında birbirimize saygısızlık yapmıyoruz. Oyun kaybettikten sonra da orada bize kimse saygısızlık yapmasın yani. Peki Yusuf söz istiyor. Burada şartlar çok ağır. Tansiyon yükselmesi normal. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Atakan ve Hikmet abi finale çıktığı zaman ben Bora'nın ağzından haydi Hikmet sözü çıkana kadar hiçbir şekilde Atakan'a haydi Atakan falan bir şey demedim. O bunu söyledikten sonra ben Atakan'a tezahürat yaptım. Hadi Hikmet hadi. Bravo Atakan. Ki kazanmasını da en çok istediğim arkadaşım Atakan'dır. Bunu da açık açık söylüyorum. Bu kimseyi de alakadar etmez. Sadece fair play içerisinde olsun olan mücadele. Tartışma neden çıktı? Atakan kazandıktan sonra burada hangi arkadaşımızdan mesaj gelecek? Ödüle sevinirken şöyle bir ses duydum. Yalandan gülmeyin bari abi, yalandan şey yapmayın bari gibi sözler çıktı. Bu Bora'nın ilk yaptığı şeydi. Arkadaşım susar mısın mı? Bir şey konuşuyorum burada. Sen konuşurken ben konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum. Tamam susar mısın? Birbirinizle burada arkadaşlar, tartışmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Bora. İşime bakıyorum zaten. Sakin Yusuf, belli. Atakan konuşuyor. Neyse ben... Atakan konuş diyorsun. Neyse tamam. Buna da eyvallah. Senin küçük kardeşin konuşuyor. Ben. Arkadaşlar Bora ben sana söz verdim ya. Bak, sen konuşmadın ya abiciğim. Bana bir şey söylemeyin. Tamam sorun ama karşılıklı yani. Da konuşmayın lütfen. Tamam, söz verdiğimde ya. Lütfen fikriniz neyse onu söyleyin ya. Bu zor bir şey değil. Yapılan şey ilk defa yapılmadı. Bora'nın zaten huyu bu. Bir mikser görevi var açıkçası adada. Gelip saman altından bir iğne batırıp kenara çekilip sessiz kalıyor. Devamında olay patlıyor. Çığırından çıkıyor. Ama yani bu yaptığı şey gerçekten hiç hoş değil. Tamam Yusuf ben genellikle şunu anlayabiliyorum. Kendi aranızda belki yaşadığınız problemler vardır. Bu sadece küçücük bir olay. Çünkü bu tonda, bu tatta tartışmayı gerektirecek bir olay değil. Yok bunun öncesi anladığım var anladığım kadarıyla zaten. Bir birikim söz konusu. Bunun öncesi var zaten evet. Çünkü gerçekten elle tutulur bir sebep yok ortada. Benim anladığım kadarıyla bu noktaya gelmenizi sağlayacak bir sebep değil. İnşallah bu hareketlerine bir çeki düzen verir. Yoksa yani çok farklı şeyler olacak burada yani. Ne gibi çok farklı birbirinizi yani, tehdit edemezsiniz arkadaşlar. Yok, böyle bir şey yok. Tehdit tabii ki yok ama. Ama çok farklı yani, bir şey demeyelim Yusuf ona. Her defasında aynı durumla karşılaşıyorum. Her defasında böyle gelip alttan iğne. Tamam arkadaşlar o zaman oyundan sonra adanızda bunları karşılıklı bir kere de medeni bir şekilde konuşun. Tartışmak yerine ilk önce konuşun, sebebi öğrenin. Ve rahatsız olduğunuz şeyleri birbirinize söyleyin ki bir daha tekrarlanmasın. Peki teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim. Söyleyeyim mi? Söyle. Burada kaç gündür biz konuştuk. Neyi? Sembol oyununa giderken, takım kendi içinde yarışırken işte tezahürat olmasın, kimse kimsenin ismini söylemesin dedik. Çok hassas bir noktaydı onlar için. Orada da hadi Hikmet abi demiş Bora, üstüne o yüzden Yusuf evet. Hadi demiş Atakan'a. Yani ki öyle oldu, biz de onu akşam gördük. Ha, evet. Yani burada mesela o kadar hassas olan, üstüne böyle konseyler toplanmış, üstüne böyle tartışmalar çıkmış bir konu, üstüne tek kişi suçlanmış bir konu. Evet. Onun üstüne mesela Bora bunu yapıyorsa bunda bir sinir bozma amacı olabilir haklı olarak. Çünkü ben Bora olsa, Yusuf olsam derim ki biz bunu konuştuk kardeşim, oyuna çıkıyoruz, Atakan için böyle yapıyor. Buradan bile başlamış olabilir olay. Çünkü kasıt aranıyor yani. Tabii oradan başladı zaten. Kıvılcım oradan çıktı. Sema sonra... dediği yer o kadar doğru ki. Yani sembol oyunları da ne? Yani bir şey diyeceğim ama sembol oyunlarını küçümsemek istemiyorum ama sembol oyununda bile hani birbirleriyle oynarken en azından aynı takım içerisinde oynadıkları için birbirlerine tezahürat yapmasınlar denirken biz burada. Üstelik iletişim gibi bir oyunda, çok önemli bir oyunda. Belki yani bir gün ailesi gelecek oraya. Öyle bir oyunda birbirlerine tezahürat yapmaları falan çok antipatik duruyor. Ki yani, bunu ilk yapan da Bora olduğu için buradan kınıyorum zaten. Kader bunu yaptığı için büyük bir tartışma oldu adada. Evet, sembol oyunu. Bu iletişim oluyor. Oyunu. Yani en değerli oyun. Değil ne yemek oyunu ne bir şey. Şu seremoninde benim en sevdiğim olay ne oldu biliyor musunuz? Nedir? Murat bir kere helal olsun çok güzel yönetti buradaki evet. Şeyi. Murat'ı tebrik ediyoruz evet. Burada. Şapkası burada şeyler diliyorum. İlk defa böyle Murat masaya yumruğunu vurdu. Benim o çok hoşuma gitti. Bora diyor neler düşünüyorsun diyor. Bora böyle yapıyor. Yok diyor, bir şey düşünmüyorum diyor ama tabii bu kadar. Sonra hatta iyice işi abartıp arka basamağa çıkıyor. Sonra Yusuf... Evet, bu anları diyorsun. Aynen. Yusuf sen neler düşünüyorsun diyor. Yusuf başlıyor işte Bora şöyle dedi de şöyle oldu da aslında böyleydi de falan. Sonra Bora söze giriyor.
Yusuf diyor ki bir dakika diyor, sus diyor, ben konuşuyorum diyor. Murat da diyor ki Bora diyor ben sana konuş dedim diyor, konuşmadın diyor. Şimdi niye konuşuyorsun? Doğru değil mi? Doğru. Mesela bu aslında bence birçok şeyin de özeti. Bora söylüyor söyleyeceğini, böyle yapıyor, kenara çekiliyor. Ya Bora konuş, kendini ifade et. Biz görelim kim haklı kim haksız ya da ne düşünüyorsun. Orada böyle ağız burun kıvırarak olmaz yani. Bora lafı atıp çekilme prensibini sadece adda uygulamıyor, seremonide de uyguluyor. Evet. Yani hep aynı taktik. Bir laf söylüyor geri çekiliyor. Bir laf söylüyor geri çekiliyor. Kavga çıkıyor geri çekiliyor. Bak Murat diyor. Bir şey oluyor geri çekiliyor. Ve sözün geldiği noktada değil, asıl konuşması gereken noktada değil. Tam böyle karşı tarafın böyle şey noktasında, rahatsız olacağı noktada konuşuyor. Olayı yapıyor, geri çekiliyor. Yusuf mesela tam o noktada söylediği için tepki göstermiş oldu. Ve konseyde Acun abi laf veriyor. Konseyde Acun abi laf veriyor. Bora ne diyeceksin diyor. Hiçbir şey demeyeceğim diyor. Murat laf veriyor, hiçbir şey demeyeceğim diyor. De kardeşim, bir de seni dinleyelim ya. De ki mesela ben yanlış anlamışım de. Ve ben böyle anladım arkadaşlar. Öyle değil mi? İzleyelim de. Biri söylesin ya, sorsun, prodüksiyona sorsun. Bir bana söyleyin gerçeğini desin hani. Onlar da desinler ki madem öyle. Böyle böyle. Ha o zaman özür dilerim. Bunu yap yani, tamam mı? No, ya ölmezsin, bir şey olmaz. Böyle yapınca daha da kötü oluyor işte. Bir de arkadan böyle hani böyle yapıyor. Sonra işte röportajda daha farklı şey yapıyor. Yani dediğin gibi konseyde de mesela Yusuf bir şey söyledi. Bora sen ne düşünüyorsun? Böyle yapıyor yani. Bir kere orada saygıdan demen lazım. Acun abi bu konuyla ilgili şu an konuşmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum dese daha mantıklı. Ya böyle yaparak acaba kendini şöyle bir imaj çizdiğini mi düşünüyor? Hani ben olayların içine girmiyorum. Kavgaların içine pek girmek istemiyorum gibi. Halbuki tam tersi. Kavgayı çıkaran sen. Kavgayı çıkaran pozisyonda kalıyorsun sen. Yani olayı değiş, gerçeği öğren. Haklıysan herkes sana hakkı versin. Haksızsan da özrünü dile. Olabilir yani, ne var ki bunda? Şey var hani, ben içimdekini söyleyeyim ama tartışmayalım durumu var diyorsun. Öyle yok işte, o zaman karşı işte taraf soruyor. Necden Hikmet'in görüntüsünü rica edeyim. Seda bir bakar mısın? Seda, ya? Seda. Seva. Şu kaşlar kime oynuyor? Bak bak, dur bir geri alalım. Çok ya, acayip bir de. Müthiş bir mimik ya. Gerçekten. Gel gel. Burada... Sen buradan duruşmaya mı gideceksin? Oo. Gel gel. Oo Sema. Gel gel. Çok güzel kıyafet. Bak bak bak. Allah aşkına. Nedir bu? Kesinlikle karşı tarafa yapmıyor mu? Karşıda değneğimi alıyorum. Kime yapıyor ya? Çekil annemi. Allah aşkına, karşıda kim var? Hayır hayır. Bak 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 bak. Yusuf'a karşı bir şey hissettiniz mi burada? Ben hissetmedim. Yusuf'un dediklerinin yalan olduğunu söylüyor. Yusuf hayır. Murat'a, hayır hayır. Murat'a yapıyor. Murat Ceylan'a yapıyor. Evet. Murat Ceylan'a diyor ki Yusuf. Tamam işte. Yusuf diyor ki o sıra. İşte bunlar bana böyle böyle dedi diyor. Böyle yok yapıyor. Yok değil, diyor. Değil, Murat diyor. Yok, bak bak bak. Çocuk da gerçekten Yusuf'a karşı bir şey yok. Sonra Yusuf dönünce de bu tarafa dönüyor da baksana. Sema. Hayır Yusuf'a. Hani birinin aksine böyle yaparsın, sana bakınca böyle olursun ya. Hayır hayır. Karşıdan birisine bir hareket yapıyor demek istiyor. Hayır. Konuşmasına inanmıyor. Yalan söylüyor. Yok öyle bir dakika şey, bir sesle oynatabilir miyiz? Evet, gel Sema. Ses, Sema bir şuraya geçsene. Bir şuraya geçsene. Bak şimdi. Bir sesle oynatalım. Başa gelelim ben bir. Ben uzaktan görüyorum. Bak. Bu Bora'nın ilk bak yaptığı şeydi. Arkadaşım susar mısın? Bana durdu bak. Bir şey konuşuyor. Hop o tarafa baktı. Ben çok masumane düşünüyorum demek ki. Ben şöyle sen düşünüyorum. Sen Hikmet'i sevdiğin ve tanıdığın için. Konuşma. Bir dakika. O geçen seneydi, bitti o. Ona göre. Aman dur. Bir şey diyeceğim. Seremonilerde biz böyle çıkıyoruz ya. Evet. Önümüzde prodüksiyon ekibi oluyor ya. Bazen öyle bir şey oluyor ki mesela. Oradan birisi bir ya şey Murat diyor. Ya Murat ama ikisi aynı yere bakıyorlar. Gözlerine bak. Ha ben bir şey ifade etmek tamam istiyormuş çok, gibi çok geldi araya giriyorum. Bana. Siz ayaktayken hazır. Çok araya giriyorum. Şimdi Seman dediği şey doğru. Şöyle bir şey oluyor. Seremonilerde ekip oraya geliyor. Oradan biri belki şöyle bak. Afak konuşuyorum. Belki Hikmet'e diyordur ki Hikmet. Sen de gir. Hikmet yok yok falan evet, diye olabilir. Oluyor, tamam oluyor. Bu olabilir. Ama, ama ben öyle olduğunu ihtimal düşünmüyorum. Bak öyle bir şey olabilir. Ama ben burada Yusuf'un söylediklerini tasdik etmiyor. Murat'a yapıyor gibi düşünüyorum. Doğrudur etmiyor olabilir ama ben gördüğüm karede sanki Hikmet'e biri bir şey söylüyor. O da... Bak şimdi bir çünkü dakika bir dakika. Çünkü bize de oluyor. Sema sen... sağa geç, önü evet, geç. Evet oluyor oluyor doğru. Sen şimdi Saadet'e anlatsana burada İhsan haksız diye. Anlat Saadet'e. Anlat anlat. Saadet'ciğim. Arkamdan bir şey mi yapıyor? Ha böyle durum bu. Evet. Aynı yere bakıyoruz oraya. Bak bak ah. Bak gerçekten orası sanki böyle. Ya yok, nasıl biliyor musun? O ses gibi. Türkiye'de atıyorum. İşte jürinin karşısında seçmeler oluyor ya. Hani beni seçsin, beni seçsin diye. Atıyorum Murat Boz konuşurken Seda Sayan arkadan geliyor. Beni seç diyor ya mesela. Onun gibi. Şey.
Doğrudur. Herkes örneği nereden veriyor, evet, görüyorsunuz. Evet, her gibi. Ses Türkiye'de. Tüm jüri üyelerimize ve ekibimize de buradan selamlarımızı iletelim. Biz tabii ki bütün konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hikmet'in abilik göstermesini. Bunun dışında Yunan takımında da tartışmalar başladı. Orada her şey güllük gülistanlık değil. Bunların hepsini konuşacağız ama reklamlardan sonra. Karşı gruptan ilk temasa geçen kişi Hakan oluyor. Atakan, Yusuf ve Kaan'la karşılıklı bir değerlendirme yapıyorlar. O görüntüleri bir hatırlayalım, üzerine konuşalım. O insanları farklı lanse etmeye çalışıyor. Ben ağzımdan çıkan kelime şu. Sen duydun mu benim ağzımdan çıkan? Ben senin ağzından çıkan kelimeyi söylüyorum. Acaba hangi arkadaşımı seçeceğim? Oğlum bunu duyduğuna emin misin sen? Duyduğuma çok eminim. Ya şimdi... Hangi arkadaşımı göreceğim onu da merak ediyorum yani. Bilmiyorum hangisi abi. Göndermişsin? 3 tane görürüz herhalde. 2-3 tane. Benim çok yok zaten. 3 tane, 4 tane. Öyle bir şey demedi de velhasıl kelam dedi. Dedin ki acaba hangi arkadaşımı seçsem? Ya da farz et dedi, bunu dedi. Ben şimdi sana kalkıp şunu demem normal mi? Ya ne yalan yapıyorsun? Ne şaka gibisiniz ya. Ha, şaka ha. Gibisiniz. Demem sonuçta. Normal mi onu peki söyle. Peki siz bana şunu cevaplayın. O adama Bora abi değil de Hikmet abi deseydi şaka gibisiniz. Bu adam o kadar parlayacak mı? Bence parlamayacak. Yani bana onu kim bana söylese ben parlardım. Şahıs önemli size değil. Size kimse bir şey demedi ki. Ben bugün duyduğumu da yanlış duyduysam özür dileyeceğim. Herkesin gözü önünde. Benden mi? Evet. Senden de özür dileyeceğim. Onlardan biri ama senden özür dileyeceğim. Çünkü yani senin... bozmayan kişi sen. Abi yani ben, şunu söyle bak en azından ben sana... Usluk bozacak bir şey hareket yapmadım. Bir şey de söylemedim. Biz karşınıza bir zaman yapmadık bak. Aynen. Yine söylüyorum yani savunmaya geçme. Ama söylüyorum bugün duyduğum şeyi... Ben gene söylüyorum, yüzdüğümüz eminim ama yanlış duymuşsam özür dileyeceğim. Senden. Şimdi Atakan inatla, hayır ben böyle bir şey söylemedim deyip doğrusunu söylüyor. Ama Hakan asla inanmıyor. Yani bu inanmamak niye? Bence biraz Yeşil'e de alakalı ya. Yani... İşte hayat tecrübesi böyle yerlerde devreye giriyor. Burada yani, inanmıyor. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hakan'ın şöyle bir sorunu olabilir Survivor'da. Her zaman söylüyorum. Çok iyi niyetli bir çocuk. Çok düzgün ama biraz da yaşı gereği başkalarının ayak izlerine basarak yürümek zorunda kalıyor gibi gözüküyor şu an. Yani Hakan'ın biraz daha bireysel de ilerlemesi lazım. Yani Hikmet... ile alakalı bir şey de işte Hikmet'in yanında ya da arkasında ikinci adam gibi gözüküyor. Bora ile alakalı bir şey de Bora'nın yanında ya da arkasında biraz daha ikinci adam gibi gözüküyor. Halbuki Hakan güçlü bir karakter, iyi kalpli bir çocuk. Hakan'ın biraz daha bireysel olarak kendini göstermesi lazım. Yani her resimde ben Hakan'ı hep böyle şey görüyorum, fonda. Yani Hakan hiç önde değil, fonda. Talat abi benim için böyle, benim gördüğüm bu. Ben Hakan'ı çok sevdim, çok tatlı bir çocuk. Ama öndeki adam değil. Hep gerideki ikinci adam pozisyonunda kalıyor şu an grubunda. Buyur Talat abi. Yani Hakan kardeşim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bilmez miyim ya? Ama ne olursa olsun sana... Biz seninle dışarıda çaylar içtik, evet. Kahveler içtik. Senin oğlun okuluna gittik beraber. Nasıl, çok iyi mi okulu falan? Gerçekten yerinde mi? Ben şunu... O zaman yeri gelmişken söyleyeyim. Ben Hakan'ın kardeşimin katıldığı yarışmalarda Hakan'ı desteklemedim. Ben yarışmada gördüğüm, o filmde gördüğüm, sergilediği tavra göre hareket eden bir insan. Ki kaldı ki mecburiyetlerim vardı benim aslında. Bir de siz en son katıldınız geçen sene. Hı hı. Biliyorsunuz haberimiz yoktu. Ama onun dışında muhteşem bir insansın. Estağfurullah abi, şimdi bunu söyleyeyim. Muhteşem bir insan yani. Okuluna götürdüm dedin ya. Yani okulda bütün okul öğrencileri ve okul müdürleri, öğretmenleri hayran kaldılar senin tavrına. Estağfurullah abi. Bunları geç abi. Ben bunları şey yapmıyorum. Evet. Neyse onu da sen açtığın için söylüyorum. Yoksa bunları da konuşmamızın şeyi değil. Hakan'ın başkalarının ayak izine basarak yürüdüğünü söylüyorsunuz. Şu olayın dışında bana Hakan'ın kimin ayak, sadece orada bir takım gruplaşmalar var en başından beri, dediğim gibi Yusuf'la Atakan birlikte, şimdi Kaan da katıldı onlara, en başından beri Hakan da o arkadaşların yani birilerinin yanında oturmak zorunda, sebepsiz gidip ayrılmasının için hiçbir neden yoktu. Ben şuna eminim, Hakan yeri ve zamanı geldiğinde gösterilmedi ama geçenlerde bir priz mevzusu onunla röportajda Hikmet abisine de katılmadığını falan da söylemişti. Ben burada da eminim ki Hakan
eğer gerçekten olayın özünü bilmiş olsaydı, nasıl ki Bora ben bu işin yanlış anladıysam özür dilerim diyorsa, Hakan da özür dileyecek kadar düzgün ve cesaretli bir çocuk. Burada gördüğüm benim Hakan'ın, yani mesela bunu senden şunu duymadım. Atakan için bu lafı duymadım. Yani Hakan'ın bana başka bir ikinci, sadece yanlarında oturmaktan başka yaptığı bir örnek daha verebilir misin? Ne yapmıştır Hakan başkalarının ayak üzerine basarak yürü derken? Bir tane daha örnek rica ediyorum. Ben, ne yaptı yani? Şöyle, olaydan çok gördüğüm resimlerde hep Hakan şey, ikinci adam, üçüncü adam gibi. Yani Hikmet değil mi diyor? Evet abi gibi. Şey yani, var Bora ya. Diyor ki, böyle değil mi? Tabii abi. Yani biraz daha böyle daha arka planda kalıyor. Hani bence, Survivor'da bir baş roller vardır. Gördüm. Bir de böyle yan roller vardır. Şu anlık bir baş rol gibi görünmüyor gibi. Böyle düşünüyorum. Vallahi. Halbuki niye bunu söylüyorum biliyor musun? Hakan'da baş rol potansiyeli varken var, ve işte sıcaklığı, hemen kalbinin güzelliği ekrandan bile geçiyorken Hakan'ın biraz daha önde olması lazım. Bunu söylüyorum sadece. Orada hesabı olmayan tek adam ya. Benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla kafasında hesap kitap olmayan tek adam. Yani şurada hesabın yoksa başkasının hesabına da ortak olmayacaksın o zaman. Bakın orada ortak olmasının nedenini ben Sema kardeşimin söylediği bir laf. Çünkü yalana ortak oluyorsun orada. Ya, hayır. O tamamen yanlış anladı orada. Öyle aksetti oraya. Orada aslında en başında kalksa Seda kardeşimiz deseydi ki yok öyle değil. Şunu deseydi yanındaki Seda öteki kardeşimi söyleseydi belki bu kadar uzamayacaktı. Bora da yanlış anladı. Hepsi yanlış anladı. Ama burada Hakan da hala şunu savunuyor. Hayır öyle söyledin diyor. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum yani da var. Yani biri dese bile velev değişmeyecek. Velev ki onların dediği gibi söyledi. Ne bunda da bir bunda? Şey yok. Yani buna da bir tepki verilmesi yanlış ki ben de mesela düşündüm acaba kimi seçecek diye. Ben Kaan'ı seçeceğini düşünmedim. Hayır, şimdi Kaan yeni gelmiş yarışmaya. Evet. Zaten yeni kopmuş ailesinden, arkadaşlarından, sevdiklerinden. Atıyorum daha yakın gelen Okay'ı götürebilir şimdi gibi düşündüm. Şimdi Belevki derken şunu söyleyeceğim. Burada özellikle iletişim oyununda hani 10 gün bile olsa hasret hasrettir. Senin orada kalkıp Atakan'ın eller böyle, Yusuf da böyle, Kaan da böyle biraz da gülerek ay kimi seçsek acaba yaparsan orada tepki göstermeye Bora'nın hakkı var. Ama yapmadılar. Yapsalar gerçekten hakkı var. Ya ben şimdi Survivor'ı yani üç kere yaşadım. Onu söyleselerdi Bora haklı mıydı diyorsun? Onu söyleseydi Bora haklıydı. Ama yine de Bora o tavrını devam ettirecek orada. Yani bir şey diyor hop geri çekilip böyle yapıyor. O da yanlış. Bir şey dedi dur arkasında devam et. Yusuf da o kadar haklı olduğunu biliyor ki ondan dolayı zaten tehdide varan şekle kadar yükseliyor. Aslında hani oradaki tehdidin nedeni biraz konuyla ilgili kendine güvenmesi. Düşünsene ben sana diyorum ki benim paramı çaldın diyorum. Sen burada olabildiğince üstüme gelirsin. Ben hırsız değilim niye çalayım öyle bir şey yapmadım. İnsan kendinden eminse başkasının üstüne kat be kat gider. Evet. Bu böyledir yani. Trafikte de haklıysan gidersin yani yüklenirsin adama hele karşındaki sana uyuzluk yapıyorsa. O yüzden hani Yusuf'un tehdidini biraz ona da yoruyorum ama hiçbir zaman da kabul etmiyorum tehdidi. Peki İhsan sen neler söylersin bu konuyla ilgili? Tam tersi olduğunu düşünelim. Hakan'a katılıyor musun bu konuda? Ya şöyle ben şimdi önce bir Hakan'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benle ilgili? Evet yani şimdi. Vallahi. Artık seninle görüşmeme kadar. Seninle ilgili de söyleyebilirim aslında. Söyle hayır. Talat abinin söylediklerine ek şeyler söyleyebilirim. Ama söylemeyeyim şimdi. Sağ ol. Daha ilerleyen programlara sağ ol. Tamam kardeşim tamam. Üstündeki çok güzelmiş bu arada. Evet vallahi. Teşekkür ederim çok sağ olun. Yani bir arkadaşım var. Bu arada bu kadın reyonundan onu da söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın gerçekten. Benim arkadaşım var Erdoğan. Onun seçtiği bir şey. Alayım onu o zaman. Bana oldu ya şaka gibi bana oldu. Çok güzel. Bayağı da beğenenler olmuş. Teşekkür ederim. Güle güle. Sağ olun efendim. Çavuş şey kıyar. Şimdi Hakan'la ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Hakan Kanik. Kanik. Kanik mi kanık mı? Kanık. Ne demekmiş kanık? Sordunuz mu hiç? Bilmiyorum. Şimdi Hakan'ın iyi niyetinden tabii ki şüphemiz yok. Yani aslında hiçbirinin iyi niyetinden şüphemiz yok arkadaşlarım. Hani Hakan'ı yakından tanıyan biri olarak da ben sadece söylüyorum. Şimdi buradaki Hakan'ı hatalı buluyorum. Talat abinin dediklerine katılıyorum. Bir yola çıkmış birileriyle, birbirleriyle beraber hareket ediyor. Yanlışıyla, günahıyla onun arkasında durması güzel bir şey arkadaşın. Ama aslında seyirci açısından da şöyle bir durum var. Şimdi Hakan mesela izleyen seyircilerde gruplaşmalar oluyor ya yavaş yavaş. Yavaş yavaş mesela Yusufçular oluyor, Atakancılar oluyor, Boracılar oluyor, Hikmetçiler oluyor, Sedacılar oluyor. Melisacılar, Müşracılar. Yavaş yavaş böyle bir gruplaşmalar oluyor ister istemez. Mesela şöyle bir durum var. Çok daha gergin olduğu zaman, mesela geçen sene Tur abi Adem oldu. Bir anda Tur abiciler Adem'de birbirlerine çok sertti. Hatta sosyal medyada birbirlerine sert mesajlar veriyorlardı.
Şimdi şu ana kadar bizim izlediğimiz Survivor'da da böyle bir Bora ve Yusuf karşılıklı bir hale geldiler. Hem diğerleri dışında hepsi böyle daha sempatiyle bakılıyor. Mesela Hakan çok sempatiyle bakılan bir yarışmacı gibi geliyor bana. Daha böyle inanılmaz böyle bir gruplaşmanın içerisinde değil. Aşırı böyle agresif hatalar yapmadı. Ama şimdi Hakan'ın şöyle eline fırsatlar geçiyor. Mesela dün akşam bir fırsat geçti eline. Hakan Bora ile hareket ediyor olabilir. Hikmet'le hareket ediyor olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela Bora'nın net haksız olduğu bir yerde çıkıp bir saniye abi. Bir saniye. Sen duymadın veya kendisi duysa veya olayı iyice bir gözlemlese hemen arka çıkmadan. Şuradan ama Hakan dönse, pardon hala öyle duyduğunu düşünüyor ki işte çocuk. Düşünüyor. Öyle yanlış, düşünüyor. Yanlış. Ya bu bir fırsat mesela. Bunun gibi fırsatlar gelecek mesela Hakan'a. Hakan burada bir dönüş yapabilse, yeri gelse Atakan'a Yusuf'a hak verebilse tamam mı? Zaten şu an sempatik bir tarafı görüyoruz ve herkesin çok sevdiği bir yarışmacı. Buradan %100 eminim. Daha da kazanacak herkesi. Biraz Hakan dediği gibi biraz fonda duruyor evet. Biraz böyle kişilerin arkasına saklanmış gibi duruyor. Biraz daha ön plana çıkabilir. Bu olaylar onun için fırsattır. Daha yolu uzun. Bakalım yani iyi değerlendirmesi lazım böyle olarak. İşte bu birazcık senin bahsettiğin ara bulmayı Hikmet yapıyor aslında evet. Bakarsanız adada sonradan. Bir o görüntüleri hatırlayalım ardından buradayız. Bakalım Kaan falan sesini çıkaracak mı şimdi ben işte gene. Çıkarmaması lazım abi. Gibi. Hayır çıkarmaması lazım. Göreceğiz. Kesinlikle çıkartacak. Yani adada 3-4 tane büyük var. Bunlardan bir tanesi benim. Ben bir büyük olarak dün Atakan'ı ve Bora'yı yan yana getirdim. Arkadaşlar bunlar çok büyük sıkıntılar değil. Ufacık bir şey sıkıntıdan çok büyük tartışmalar yaratabiliyorsunuz. Bunları yapmayalım. Bunlar bizim için kötü. Lütfen arkadaşlar işte daha iyi hoşgörülü olalım. Bunu yarışmaya yansıtmayalım. Adada bunları konuşarak halledebiliriz gibi konuşmalar yaptım. Onları benle şey yapmaya çalışma lütfen. Ne yapmaya çalışmayın? Yani böyle buluşturmaya şey yapmaya. Arayı bulmaya çalışıyorum abi. 5 ay nasıl abi, geçecek? İşte, yo, benim için geçer, sıkıntı yok. Ne diyorsun, dünkü muhabbetler beni hiç etkiler mi? Ya oyun alanda etkileyeceğini düşünmüyorum ya. Yani o bench'te zaten tek takım olabildiğimiz yer bence bench diye düşünüyorum. Yoksa oyun alamayız ki zaten. Aynen. Kendi adıma söylersem oyun alanına bunu götürmeyeceğim. Zaten özellikle iki kişiyle bundan sonra hiçbir şekilde muhatap olmayacağım. Oyunlarda hiçbir şekilde el çırpışmayacağız. Bu iki isim Yusuf ve Kaan'dır. Takım olarak oraya çıkmalıyız. Yani birbirimizi sevmesek de saygı duyarak birbirimizi desteklemeliyiz. Çünkü aç kalırsak hepimiz kalıyoruz. Veya uykusuz kalırsak hepimiz kalıyoruz. Zor şartları birlikte paylaşıyoruz. Oraya da takım olarak çıkıp savaşmak istiyorum. Aslında bakıldığında özetle Hikmet ara bulmaya çalışıyor fakat Bora ara bulmayı istemiyor. Ve çok net bir şekilde artık iki kişiyle tamamen onun için bittiğini söylüyor o iki kişinin. Doğru mu sence şey bu diyor, kadar net bir çizgisinin bence olması? Bence yansımayacak bunlar, bence yansıtmayacağım, biz orada takımız. Ama o iki kişiyle ben çak yapmayacağım, el sıkışmayacağım gibi bir şey. Ama maalesef ki bench'te ne olursa olsun bütün takıma çakarken sen Yusuf ve Kaan'a çakmazsan o bench gerilir. Ya da Yusuf oyun alıp geldiği zaman sen sevincini göstermezsen Yusuf ister istemez bundan bir his uyandırır Yusuf'ta. Ben oyun alıyorum. Hani kaderde demişti ya ben oyun alıyorum. Kimse gibi desin yapmıyorlar. Bu histe kimse kusura bakmasın bench'e yansıtmaktır. Bu tamamen bench'e götürmektir onu. Ne söylerse söylesin bu durumda. Şimdi şu yaşanan olaylara bakın iki gün içinde. Bunları yaşadığımız hafta bizim konseyimiz yok. Evet. Ödülleri kazanıyoruz. Keyifler yerinde olmalı. Adadaki duruma bak. Haftaya diyelim ki konsey oldu. Ne olacak bu adanın hali? İyice karıştı. Ne olacak biliyor musun? Bir de şimdi Dalaka geliyor. Yenilmeler başlayacak. Yani mağlubiyetler. O Dalaka dediğiniz kız adamın dalağını alır. Vallahi herhalde oradan. Babası anası öyle koydu ismini yani. Acayip bir şey ya. Kızda nefes bitmiyor yani. Dalak şişmiyor vallahi. Fena bir şey. Bizden göreceksiniz. Bizden giden kız da karşı tarafın beynini yakar. Bizim rahat. Börek nerede ya? Ben bir şey söyleyeyim mi? İsim vermeyeyim. Bizden onu gidecek onu kız Spiros'a tav olur. Ya. Vallahi Spiros'u kapar. Ben biliyorum ya.
Belli olmaz. Aynen. Oralara girmeyelim de. Şimdi ben şu klasik ya, yapar röportajlarla yani ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi evet. Bora kendi davasında haklı olduğunu düşünüyor değil mi şu an? Evet. Bora haklı olduğunu düşünüyor. Röportaj verenlerden Kaan da haklı olduğunu düşünüyor değil mi? Şimdi Kaan daha yapıcı röportaj veriyor. Haklıyım ama yine de biz bench'te bunu yansıtmayacağız diyor. Veya işte takım olacağız diyor, sıkıntı yok diyor. Bora da haklıyım ama ben artık onlarla çakmayacağım diyor. Ki aslında bir de haksız. Hem haksız hem de işi haklı olduğunu düşünerek de şeye götürüyor hala, yokuşa sürüyor. Yani Bora hatalı, Gece hatalı, hatalı bir şey yapıyor. Hikmet'e bir şey söyleyerek başlatıyor olayı. Ondan sonra hatalı devam ediyor. Şeye geliyor, hatalısını hala devam ettiriyor. Röportaja çıkıyor ve hala hatasını devam ettiriyor. Ne olacak bu Bora'nın hali? Ki Bora da çok iyi bir yarışmacı. Yani Türk takımına lazım, sayı getiren, çok hızlı, çok bence en hızlısı. Oluyor. Yani Türk takımında lazım bir yarışmacı. Yani Bora'nın artık psikolojisi bozuk, başka bir sıkıntısı var bilmiyorum ama bir an önce toparlaması lazım. Diyorum ya, bir de şu açıdan bakalım. Yusuf haklı, Atakan haklı. O konuda hiç şeyimiz yok. Ama hani az önce Hakan söyledi ya, ben öyle duydum. Hala öyle duyduğunu düşünüyor ya çocuk. Belki de Bora da hala öyle olduğunu düşünüyor mesela. Ve karşı tarafla aralarında sorun olduğu için bunda bir art niyet arıyor gerçekten. Gerçekten hani içinde şöyle diyor olabilir. Benim ihtiyacım var. Bir haber almam lazım. Ben birisiyle, arkadaşımla görüşüp evet eşin iyi, çocuğun iyi haberini almam lazım. Karşımda gülüyorlar. Halbuki Atakan'ın güldüğü tamamen masum. Ay kimi göreceğim acaba? Ama oradan görünen başka bir şey de olabilir. Öyle bir his ki bu. Yani adadaki hayat, oyundaki hayat, iletişimdeki o ya da ödüldeki hayat öyle bir his ki hiç kızmayacağın şeylere kızabiliyorsun, alınmayacağın şeylere. Hani hanımlar hamilelik dönemi hassastır diye, insanlar da survivor dönemi hassas. Peki bu yanlış anlama durumu ileriki yaşantıları için, adadaki yaşantı hep olacak. Için nasıl etkileyecek? Hep yanlış sence? Anlaşılma gerginlikle olacak. Gerginlikle nasıl olacak bu iş? Çok fazla olacak. Çünkü baştan beri art niyet aranma var. Bir insanda art niyet ararsan gülüşünden, benim mesela gözlerim çok dalar uyumadığım için. Sürekli gözlerim dalar araba kullanırken bile, ama daldığım zaman bile nasıl bakıyor oluyor yeşil gözlü olduğum için. Şimdi altında ararsan duruşundan bulursun, elini niye oraya koyduğundan bulursun ve maalesef baştan beri sorun böyle olduğu için böyle altında hiçbir şey olmayan konularda bile kavga çıkacak. Evet. Ben seyircimize de dönmek istiyorum Nazır abi. Şimdi şöyle, Yusuf'un gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Fakat Yusuf biraz kendini hani bu Survivor'da hani oyun alayım, iyi bir yarışmalar çıkarayım. Bazen oyun kaybettiğinde de üzülüyor. Atakan da öyle. Oyun aldığında kendini kaybediyor, kızıyor işte neden alamadım. Fakat burada Bora'nın gerçekten bilip de hani yani bile bile lades diyor. Ya kardeşim bir özür dile, bir şey olmaz yani. Özür dilese belki de daha yükselecek. Hakan kardeşimiz zaten işte Hakan Bey söyledi. Talat Bey'in dediği gibi diyor ki bir seferini hayır adaya geldi geleli Hikmet'in ayak izinden gidiyor. Böyle olmaması lazım. Kendini tek başına gözetmesi lazım. Yani iyi bir yarışmacı, ben de beğeniyorum. Fakat birilerinin arkasında kalırsan bir şey yapamazsın. Gittiğin gibi geri gelirsin. Kendini gösterteceksin. Atakan çocuk orada hani bir şey konuşuyor. Onu yanlış tersini anlıyor. Seda orada duyuyor söylemiyor. Öbür Sude duyuyor söylemiyor. Söyleseler halbuki hiçbir şey olmayacak. Kavga da olmayacak. Ama neden? 9 kişi 3 kişi. Bunu yapmamaları lazım. Yani 3 erkek ya. Kaan da işte zavallı gitti girdi onların arasına. Şimdi en başta koparacağı isim Kaan. Koparacaklar Kaan'ı oradan. Bunun başka şey, bir dokunulmazlık kaybetsinler, ilk yazacakları kişi Kaan. Şimdi ikisine gücü güvenemezler Atakan'la Yusuf'u yazmak. En basiti Kaan'ı yazalım. Arkasından da bizim kızlardan yazabilirselerse yazacaklar. Ama ellerinde fırsat olsun, inan ki Yusuf, Atakan, Kaan bunlar ellerine düşsün yazarlar bunu. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Cevap vermek istiyor musun Serhat abi? Valla şu anda bir takım algı yapıyor arkadaşlar Hakan'ın şeyleriyle alakalı. Ben şu ana kadar henüz aslında Survivor'un daha çok başındayız. Evet. Karakterler
Daha bir iki tane tartışma yaşandı. Çok da fazla bir şey çıkmadı ortaya. Ben hep şunu diyorum. Bekleyelim, görelim. Göreceksiniz. Hakan'ın ayak izlerinin nereye gittiğini göreceksiniz diyorum. Sen diyorsun ki şöyle şöyle işte şu onu koparacaklar, bunu koparacaklar, onu yazacaklar. Kardeşim, eğer sen halka kendini sevdirirsen, biz ben biraz evvel söyledim, ilk konuşmamda dedim ki beklediğim sinyalleri almaya başladım. İşte korkusuzca karşısındaki dünya şampiyonuymuş, karateciymiş, boksörmüş, umrunda dile değil. Tamam, haksız, haksız olduğunu, yanlış anlamadan haksız olduğunu kabul ediyorum ama korkusuzca arkadaşını savunmak için göğsünü siper ediyor. Yani bu işte yavaş yavaş, bakın oyun oynadık, oraya geleceğiz. Tek başına bütün takımın karnını doyuran 19 yaşında küçük dev adam Hakan. Bütün oyunlarda oynadı. Adeta dünkü oyunu, pizzayı da Hakan yedirdi takıma. Biz seviyoruz kardeşim. Kimse o gider bu gider yazı. Korkmayacaksınız. Hakan'ı Allah'ın bir kulu sonuna kadar oradan gönderemeyecek. Sonuna kadar oyunlarımızda destek vereceğiz. Bu oyun şampiyonu eğer SMS'ler biliniyorsa biz sonuna kadar o çocuğu orada tutacağız. Helal olsun abi. Ben alkışlamak istiyorum. Ben de şu konu hakkındaki fikrimi söylemek istiyorum. Bu konuda Hakan'a katılmıyorum ya da başka birine katılmıyorum. Bir insanla iyi anlaşıyorsan ya da sohbet edebiliyorsan, yanında oturuyorsan onun ayak izini takip ediyor demek değildir bence kesinlikle. O gönül işidir. Sohbetini seversin, muhabbetini seversin, abiliğini seversin. Bu bir amacın yok anlamına da gelmez. Yancısın anlamına da gelmez. Oraya planlı gittin anlamına da gelmez. Hayat da böyledir. Oraya hayat olarak bakmak lazım. Burada sevdiğin arkadaşlarına sohbet ettiğin zaman bunda bir yancılık ya da ayak izin takip etme aranması ben hiç doğru bulmuyorum. Oradaki birçok insan da bu kadar plancı, bu kadar da ben Musne'nin ablasını yakalamışım demin gene gelmiş. Plancı ne kadar ciddi güzel bir şey söylüyorsun. Yani sinekle konuyu nereye getirdin? Durduramıyorum. Ya ben oradaki böyle yapacaktım. Helal olsun Sema, ne güzel konuştun diyecektim. Ben oradaki çoğu insanın İşte ben yancı olayım, birinin ayak izinde gideyim gibi düşündüğünü düşünmüyorum. Kesinlikle gönül işi olduğunu, sohbetinden hoşlandığını, orada bulunmaktan hoşlandığını düşünüyorum. Bu onların plan, yani bir amacının olmadığını. Bu neyden çıkıyor biliyor musun aslında baktığında? Atıyorum biz üç kişiyiz. Sen, Hakan, ben. İhsan yok. O neydi? Karşı takımda. Biz aramızda iyi anlaşan üç kişiyiz ama... Atıyorum Hakan bizden daha sivri karakterli bir insan, daha dikkat çeken bir insan. O zaman işte o durumdayken biz sanki Hakan'ın yanındaymış gibi görünüyoruz. Aslında evet. Dediğin gibi olay. Çok durum aynen şey. Öyle. Durum aynen öyle ama içinde fesatlık varsa eğer, benim içimde fesatlık olursa sürekli içimde bunu kurarım ve bir gün Hakan'a patlarım bu konuda. Evet. Ben ama bunun gerçekten gönülden, doğal, böyle hani nasıl kahveye gidersin, bir masaya oturursun hep ya arkadaşlarından, onlarla oyun oynarsın. Ama o, ben hep öyle yaparım kahve. Onlarla oyun oynarsın ama bu diğer masaya karşı bir şey olduğundan değildir. Evet. Onun muhabbeti seversin. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok planlı olduğunu düşünmüyorum. Ya zaten yani uyuşmadığın ve frekansın uymadığı insanla ne kadar zaman geçirebilirsin? Hepimiz için geçerli, bir tek adada olmalarıyla kesinlikle alakalı bir durum değil. Ekleyeceğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Yok. Sema gayet mantıklı açıklamalar yaptı. Ben şeye şaşırdım. Nazır abi söz istiyor bizden. Hakan Survivor'da adadan örnekler veriyor. Saadet bir örneklemeyi ben kahveden, o sesten yapıyor. Sen örnek gibi kahveden yapıyorsun. Çok... Ben öyle. Sonra ben niye Hakan sivriliyor falan. Bu grupta niye kahveye gidersin aynı yere oturursun ya diyor. Şimdi. Nazır abi istiyormuş, pardon. Nazır abi. Bir şey söyleyeceğim Sema Hanım'a. Şimdi Sema Hanım, Hakan'ın neden onu söyledik biliyor musun? İşte biz lafı yanlış anlayıp hala da diyor ki ben duydum diyor. Duymadığı bir şeyi ama işte, yaparsan bir şey ayak izinden gitmiş çocuk olursun. Yanlış anladığını kabul etmiyor. Ben onu duydum diyor zaten. Evet ben diğerini duydum dese belki de evet kardeşim haklısın diyecek belki yani, de. O zaman evet, hak verebilirim ama hala da devam ediyor. Ben bunu duydum. İşte ayak izi de budur. Yani mesela bir... görüntüleri izlese belki Hakan, ya abi kusura bakmayın ben senin hakkını yemişim diyecek çocuk belki de. Ya şimdi Bora yanlış duyuyor, Hakan da mı yanlış duyuyor? Ben hani orası evet değilim. Evet ya yani, ben onu yani anlarım. Biri yanlış anlar. Tamam, biri yanlış duymuş olabilir. Ama Bora yanlış duymuş olabilir. Anlar ki yanlış. İki kişi yanlış nasıl duyar? Yani biz de dinliyoruz, yanlış duymuyoruz. İşte öyle hissedersin ya. Hissedersin işte. Öyle bir ayak şey var diye. Bu da Hakan hatalı. Yani hatalıdır tabii Bora'nın, ki onu demiyorum. Bora'nın duyduğu şekilde duyamazsın yani sen. Bora yanlış duydu. Sen de bunun şeklinde duydun yani. Duymak şöyledir. Mesela harflerin bir oyunu vardır ya. Harfleri yanlış yerlere koyarsın ama aynı cümleyi okursun.
Bilir misiniz onu? Evet, biliriz. Evet, bu öyle bir şey. Şimdi benim aklımda başka bir şey varsa onu duyacağım mı diye beklerken onu duyarım aslında. O zaman senin belki aklın fesatlıdır öyle. Yani. Belki de hayır. Değil şimdi mi? İletişim yani. Bu fesatlık değil, bu iletişim hassaslığı diyorum ben buna. Karşı tarafın hatasını bekleme, o şey unut vurma. Beni zaten seçmeyecek. Beni zaten seçmeyecek diye düşünürken belki de öyle duydu. Belki de. Hassas bir zaman. Hala da çünkü öyle konuşurken diyor ki ben böyle duydum diyor. Yani hala da bunu söylüyor çünkü çocuk. İnanmıyor, asla inanmıyor. Ya zaten hani bir ön yargı var hepsinde karşılıklı olarak. Bunların olması da çok acayip durumlar değil. Bu arada böreklerimiz geldi. Yani. Sevgili Erdal Sancaklı kardeşim, Zudo abim. Boşnak böreği getirmişler. Oo süper. Reklam boşnak böreği, doğru mu söylüyorum? Herhalde. Boşnak adam boşnak böreği getirir. Reklam arasında hep beraber yiyeceğiz. Evet, ama onun öncesinde Sude ile Kaan'ın yıldızları bir türlü barışmıyor. Adada da sıkıntılar yaşamışlar. Bir o görüntüleri izleyelim, ardından buradayız. Küçük bir tartışmamız oldu bizim. Tartışma da değil daha doğrusu. Gelip yüzüme söylemedi benim. Ben çamaşırlarımı yıkıyordum denizde. İşte elinde tencereyle geldi. Sude şu tencereyi yıkasana ya dedi. Ben de sen niye yıkamıyorsun dedim. Sen mi duydun Kaan'ın bana bir şey dediğini? Ben duydum. Hakan da oradaydı zaten. Ben. Ne dedi? Kızlar olarak hani siz çamaşır yıkıyoruz, tencereyi yıkamamışsınız gibi bir şey olmuş ya. Tencerenin içindeki geçen yaptığımız kokonatları döktüm ateşe. Ve Sude'ye verdim. Dedim ki Sude bu tencereyi yıkasana dedim. Yeni kokonat yapacağız. Sen niye yıkamıyorsun diye tepki verdi. Öyle deyince ben saatlerdir işte odun taşıdım. İşte bilmem ne. Tamam sakin ol. Odun taşıyacağız. Kıyıya koy ya, ben yıkarım yine dakika, dedim. Dün de tuttu bile yani sürmedim. Onların bir anda. Ben Hikmet'e gel taşıyalım dedim. Bir anda baktım üçü birden hadi biz de şey yapalım falan filan. Enteresan değil mi? Saatlerdir odun taşımış. 20 gündür biz erkek kız dişi ayırıyor muyuz? Her işi yapıyoruz. Tencereyi de yıkayabilir. O zaman sen odun taşı, ben tencere yıkayayım burada. Yani hepsini mi biz yapacağız? Hani balığı, diyorlar ki balık tutun. Çıkıp biz tutuyoruz. Yani Yusuf, ben tutuyorum. Okay tutuyor. Odun taşınacak, onu da biz yapıyoruz. Bulaşığı da biz yıkayalım. Siz o zaman herkes yatsın, dinlensin. Biz burada bütün herkesin işini yapalım. Gelmeseydin, yani gelmeseydin o zaman. Sen buralarda bunları yapamayacaksan gelmeseydin. Yani evinde oturup Hindistan cevizi Türkiye'de de satılıyor. Kırmayı biliyorsan kırıp açıp soysaydın evinde. Gelmeseydin arkadaşım. Geçen gün şey diye kızıyordu, ben yardım etmiyor muyum sanki? Ne yapıyorsun dedim. Görmüyor musun Hindistan cevizi çıkarıyorum. Kokonat kırmayı bilmiyor. Ne kadar hani müthiş bir iş. Burada 5 kız var. 5 kız orada otursa zaten 2 dakikada kazan çıkartıyoruz. Evet. Sen git şu adamlara yardım et. Dün de ateş başında Yusuf'a da, Yusuf bir şey söyledi, tepki verdi. Yani bence biraz herkes haddini bilmeli. Yani yaşına uygun davranmalı. Ben bilmiyorum da Kaan'la nasıl başa çıkacağız burada? Başa çıkmayacaksın, ciddiye hayır, aldım sen. Ciddiye almıyoruz zaten ama varlığı bile beni rahatsız ediyor çocuğun. İşte öyle maalesef. Olması lazım. Hiç görmezden geleceğim biraz. Ben öyle yapıyorum. Ciddiye almıyorum. O varlığı rahatsız ediyor kelimesi mesela. Evet. Bence biraz rahatsız edici olmuş. Bizi rahatsız etti. Beni rahatsız etti. Çünkü ön yargıyı hissetmiştim ben daha öncesinde. Bir de şey var mesela Ecem'in şöyle bir şeyi var. Kokonat açıyorum diyorsun. Biz burada toplandık. Kızlar bir kazan açıyoruz bunu diyor. Yani kokonat açmasında bile hayır o işi değil sen o işi yap gibi bir durum var. Bu bana biraz enteresan geldi. Yani insanlar istediği işi yaparlar. Yapmıyor değil çünkü. Hani sürekli yatan birisi olduğu zaman ona söyleyebilirsin bunu ama zaten herhangi bir işle meşgul oluyor. Benim ya da onun söylediği işi yapmak zorunda değil. Bu konuda eleştirinin ben çok doğru olduğunu bulmuyorum. Ve hepsinin neden bu kadar Kaan'dan rahatsız olduğunu gerçekten anlamadım. Şundan olabilir mi sence? Yani sadece fikrini öğrenmek istiyorum. Dokunulmazlık oyunu oldu. Kaybettik. Eleme potası için Kaan onlar için... Yeni bir kan olabilir mi yazmaları için? Bu sebepten dolayı böyle sürekli Kaan deyip durmaları bu sebepten olabilir mi? Şimdi baktığın zaman
şu anda bana kalırsa erkeklerde gitmesi gereken hiç kimse yok. Kaan'ı saymıyorum mesela. İşte Yusuf olmaz, Atakan olmazsa olmaz, Bora, Hikmet, Okay olmazsa olmaz. Ama baktığım zaman kızlarda bir güçsüzlük daha belirgin erkeklere göre. E şimdi kızların gitme ihtimali çok daha fazla. Görüntüde daha gitmesi gerekenler var. E bu durumda da kızlar konuşurken neden ya ben sayı alamadım, ben yazılır mıyım gibi niye cümle kursun ki Kaan varken? Çünkü peki, Kaan yeni geldi. Sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu resme bakınca yarışmada iyi olan bir Seda, yarışmada zayıf olan diğer kızlarla çok yakın bir arkadaşlığı var. Hikmet'i yazmaz. Yazmaz. Hakan'ı da yazmaz. Ecem galiba yazılmaz, sakattı çünkü. Şunu söyleyeceğim sana. Seda takımı düşünerek bu hep beraber gezdiği Büşra, Sude, Melisa, Ecem bunlardan birini mi yazar? Kesinlikle yoksa Yusuf bence Atakan'ı yazmalı. Falan mı yazar? Kesinlikle yazmalı. Çünkü bir de şöyle yazmalı bir şey var. Yazmalı yazar mı? Diyorsun. Yazar mı peki? Yazar mı? Sen olsan yazar mıydın mesela? Bu sefer de sattı diyecekler bir de. Böyle bir durum var. Yani. Sen olsan beraber yazar mıydın bu kadar yakın olsan? Bu çok ince bir çizgi ya. Sattı derler. Gerçekten derler. Çünkü sen olan orada ne yapsan eleştirilirsin. Yani. Evet evet. Ne yapsan olur. Ama Seda'nın aslında mantığı düşünürse şöyle demesi lazım. Buradan bir kız giderse, zayıf bir kız giderse ve karşımıza Dalaga gibi bir yarışmacı geldi. Elpida gibi bir haftanın birincisi var. Bu demek oluyor ki güçsüz bir kız yerine ben daha çok oyuna çıkacağım. Yani oyun alma şansımız artacak. %1 bile olsa bunu düşünmesi gerekiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Survivor'da eğer elenmeyeceğini düşünüyorsan bir hafta bence bireysel dokunulmazlığı almak çok saçma bir şey. Yani ben mesela geçen sene ben bu hafta bence elenmem deyip bireysel oyunda ki ben zaten oynamıyordum bireysellerde açık söyleyeyim. Çünkü böyle duran şeyleri yapamam. Çok bıraktığım oldu. Geçen gün izlerken oynamadım aynı yani. Şeyi düşündüm biliyor hep musun? İlk ben bırakırdım mesela. Çünkü diyordum ki ya böyle olur böyle olur ben elenmem. E ne hem yorulacağım burada hem de ne birin işte şey yapacağım ismini söylemek zorunda kalacağım falan. Bana şey gelirdi mesela o bir yük gelirdi. Bir de düşman kazanıyorsun. Seda diyelim bireyseli aldı. Hop bir tane düşman hazır. Şimdi Sude mesela Okay almasın diye dua edecek. Niye? Okay'ı yazdı çünkü bir kere. Evet. O yüzden bireyseli eğer elenmeyeceksen almayacaksın abi. Başkası alsın. O söylesin ismi. Aynen. Sen sadece oyunu kullan 12 kişi tamamdır güle güle. Doğru mu? Bu şekilde takımı da kurtarmış olacaklar. Ama bence bu bireyselde Yusuf'un, Atakan'ın ekstra çaba göstermesi lazım ve Kaan'ın. Evet. Üçünün ekstra çaba göstermesi lazım. Çünkü üç ekstra çaba gösterip almayı başarırlarsa Kaan bence kurtulabilir. Ve belki de gerçekten takıma en az faydalı olan kişi gider. Peki Yusuf'la Atakan Kaan'ın kurtulmasını deli gibi istiyor mudur? Yoksa onlar için öncelik ikisi midir? Ya üçlü mü oldular yoksa hala 2+1'ler mi? Yok o kadar 3 olmamışlardır da. Ama yine Kaan'ın performansı iyi de gitmesini isterler. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi İhsan'cığım hastasın biliyorum gözünden yaşlar akıyor ama biz senin yorumlarını duymak istiyoruz. İhsan evet bugün ya İhsan'a bir moral alkış evet. Ben de alkışlayacağım. Teşekkür ederim. Yorumlarımı yapayım. Saadet ne istiyorsun? Evet, sesini duymak istiyoruz. Hemen. Konuyla ilgili yorumlarımı yapayım. Kaan'a karşı olan ön yargı bence Kaan'ın önceki yaşantısıyla ilgili yani dışarıdaki yaşantısıyla ilgili bir ön yargı var. Özellikle de bu Ecem ve Sude tarafından çok böyle gözle görülür şekilde. Çünkü ne yapsa yapsın Kaan'a karşı bir hoşgörüleri yok. Empati yapamıyorlar. Mesela Kaan gelmiş. Ben bir şey yapıyorum. Sen de şunu yıkar mısın? Yıkasana demiş. Niye sen yıkamıyorsun demiş. Mesela aynısını Hakan gelse, Bora gelse, belki de Atakan gelse Sune'nin yapmayacağı bir tepkiyi Kaan'a karşı vermiş. Kaan da anlayamıyor. Niye böyle bir şey yap? Ben orada onu yapıyordum, bunu yapıyordum diyor. Ecem de diyor ki sen sadece Hindistan cevizi kırıyorsun falan. Sadece onu yapacaksan gelmesenin kardeşim diyor. Adanın muhtarı. Yani adanın belediye başkanı Ecem. Ya belediye başkanı bile bir insanı şeyinden kovamaz, evinden, yurdundan kovamaz. O kovuyor. Gelme diyor yani. O zaman. Yani oraların sahibi. Dün akşam şey dedim programda yani herhalde Acun Medya'da bir yetkili biri oldu herhalde Ecem dedi. Yani ne demek gelmeseydin ya sen mi karar veriyorsun gelecek gidecek vesaire yani. Çok ilginç. Yani Hindistan cevizi yapıyorsun diye bilmem ne diye falan filan. Kaan'ın bu hareketlerden dolayı ciddi anlamda destekler pozisyona giriyorum. Ya yani böyle bir tavırla siz bu çocuğun üstüne giderseniz dışarıdaki daha önceki yaşadığı ne yaşadıysa yaşadı veya sosyal hayatıyla ilgili bir eleştiriyle başlarsanız konuya. Ondan sonra da durduk yere devamlı aynı nedenlerden dolayı üstüne giderseniz ister istemez ben
benim gibi düşünen bir sürü insan oluşturuyorsunuz dışarıda. İşte yani tecrübesizlik hata. Sude ile Ecem'in Kaan üzerinden yapmaya çalıştıkları şey ters tepecektir. Söyleyeyim. Peki tamam. Bu Sude, Ecem ve Melisa'yı hep birlikte görüyoruz konuşurlarken. Yanlarında hep Seda da oluyor. Ama çok içlerine girmiyor da. Yani içlerinde mi dışlarında mı ben pek anlayamıyorum. Bir süre sonra Seda'dan kopma durumları olabilir mi? Şöyle bir şey var. Şimdi bak saydığın isimlerin hepsinde gitme korkusu var bir kişi hariç. Seda hariç. Yani ne yaparsa yapsın Seda oradan gitmeyeceğini biliyor. En güçlü kadın yarışmacı. Yazılmayacağını biliyor. Yazılmayacağını biliyor. Yani ama diğerlerinin hepsinin şurasında şu var. Bu hafta gider miyim? Hı hı. Çünkü gitmeye aday gerçekten şu an hani baksan onlar da biliyordur ya. Yani baksan şöyle bir adaya kim gider desen yani muhtemelen Sude gidebilir, muhtemelen Büşra gidebilir, muhtemelen Melisa gidebilir. Yani bu isimler Ecem gidebilir. Çünkü performans olarak da yapı olarak da zaten Survivor'da genelde... O zaman dediğimi mi geliyor? Yani şeyden dolayı. Kızlar aslında hedef olduğu için ve yeni geldiği için sürekli Kaan'a bu yüzden mi acaba yüklenmiş? Onlar bir çırpınıştalar yeni şu an. Başka bir şeydeler. Aynen. Kutusunda. Şimdi Seda niye bu kadar işin içine girmiyor? Bence bunun için girmiyor. Seda'da çünkü bir gitme korkusu, elenme korkusu yok. Peki, onlarda var. Şu doğru geliyor mu sana? Sana da sormak istiyorum. Sema sana da sormak istiyorum. Seda'yı sonuçta tanıyan bir insansın. Bana istemiyorsun tabii. Normal. Evet, sana da soracağım tabii ki. Şöyle bir şey var. Şimdi Seda onların yanında dinliyor. Mantıklı olarak düşünüyordur. Neden orada söylemiyor bir şeyler? Yani, ne diyecek? Atıyorum. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Çocuk bu şekilde söylemiştir. Hani arayı yumuşatmaya çalışması da yok. Hani etkilerinde mi kalıyor acaba? Belki de o da öyle düşünüyordur. Ya aynı da şey düşünüyor. Belki de kızları haksız buluyordur. Ya da belki de yaşça büyük Seda onlardan. Belki de diyordur ki kızların hepsi şu an tedirgin gideceklerini biliyorlar. Hani mutlaka bizden birisi gidecek, içimizden biri gidecek. Hani ona da yorum yapılmaz ama belki de o da öyle hissediyor, bilemeyiz ki. Bence bir kere ada zaten ikiye ayrılmış. Seda bu tarafta, Kaan bu tarafta. Yani Kaan'ı buradakiler eleştirdiği zaman Seda Kaan'ı savunmaz. Sadece sessiz kalır gerekirse. Ya da onlarla beraber konuşur. Ben Seda'nın iki taraftan birinde olduğunu düşünmüyorum. Ben Seda'nın ortada olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle düşünüyorum. Beraber hareket ediyorlar. Bir sonraki konseyde zaten göreceğiz. Yani işte o zaman şu sınav olacak Seda için. Hep beraber Kaan'ı mı yazacaklar kaybettiklerinde? Yani Seda Kaan'ı mı yazacak? Ya da diyecek ki Kaan Melisa'dan da Büşra'dan da Ecem'den de Sude'den de fazla oyun alıyor. Bence bize Kaan gerekli. Bu dört kızdan birini. Bence Seda'nın da testi olacak. Ama şimdi Kaan'ı yazıp ne diyecekler ki? Nasıl ya? Kaan daha hiçbir şey yapamadı ki. Uyum sağlayamadı. İletişim kuramıyorum. Kuramıyor. O kadar çok bahaneleri var ki okey yazarken gibi. Karşı gruptan iletişim kuramıyorum. Yani Kaan adayı karıştırdı geldiğinden beri. Kaderin erkek versiyonu doğru gibi bahaneler olacak oynayamadı. Hiçbir şey yapamadı. Ama oynadığı oyunlarda da kazandı. Yavaş demedik. Mesela Kaan yavaşmış. 3'te 2 mi yapmıştı? Yani öyle bir şey. 3'te 2. Kaan'ın derecesi evet. 3'te 2, az evet, oynadı evet. Ama iyi. Yani performansı kötü değil. Kaan iyi bir yarışmacı olduğunu geldiği gibi gösterdi. Kaan niye az oynuyor bir de bir yandan? Çünkü seçmiyorlar Kaan'ı. Kaan'ı seçmiyorlar. Seçmek için de zaten Hikmet'le Yusuf çıkıyor öne. Aynen. Evet. Bu arada Yusuf da genelde karşı tarafın kaybedenlerini seçiyor mesela. Bunda dikkatimi çekti bu arada. Evet. Genelde Kiryakos'la oynuyor. Genelde onun Hikmet'i seçerdi. Ben orada şöyle. Şimdi Yusuf'a geçmiş o iş. Şöyle Hikmet yine seçiyor. Şöyle bir şey ama. Şimdi seçme hakkı sana veriliyor ya Hakan. Hani seçme hakkını kimler kullansın deniyor. Mesela karar veriliyor. Hikmet'le Yusuf. Şimdi seçme hakkını alan kişi de karşı taraftan tabii ki banko sayı olarak yani öyle bir strateji uyguluyorlar şu an. Tabii. Daha böyle rahat alabileceğiz. Ama o zaman ne oluyor? Sen... Seçme hakkında en azından kullanmak. Ama bak o zaman da sen Hakan'ın Okay'ın kucağına karşı taraftan Tony'yi Paniotis. Ama onlar da şimdi Afrodit'e seçme hakkını veriyorlar. Afrodit çıkıyor Büşra diyor. Afrodit çıkıyor Melisa diyor. Tabii, niye? Onlar da tamam, banka sayıya gidiyorlar. Mantık herkes banka sayıya gidiyor yani. Şimdi bak bu bir strateji. Tamam ama onu konuşmak lazım. Şimdi eğer Yusuf çıkıp Paniotis'i yenerse o zaman Okay'ın zayıf olan Kriyokas'ı yenme ihtimali artar onu, ve 2-0 olabilir. Onu olarak belirlemeleri lazım. Ama şu anki görünen zaten seçme hakkını kullanan kişi karşı tarafta gözüne kestirdiğini alması lazım. Çünkü seçme hakkını değerlendiriyorsun. Evet. En azından seçme hakkında sen bir sayı banko cebine koy. Ben seçme hakkında karşı taraftaki güçlü yarışmacı içeri sokacaksam belki de dışarıda kalacak. Niye sokayım ki? Önce ihtimali olmayan, giremeyenleri sokarım. Aynen o da var. Evet. Şimdi birazcıkça Ecem tarafına dönelim. Biliyorsunuz sembol oyununda sakat olmasına rağmen Ecem oyunda bulundu ve sembolü kazandı. Bu
adada akılları acaba Ecem sakatlığından dolayı numara mı yapıyor sorusunu akıllara getirmiş. Bir izleyelim, ardından buradayız. Topuğum sağ olsun ya. Topuğum kuvvetli çıktı. Topuğum yükleniyor. Bir şey söyleyeyim mi? O sakatlıkta bile riskli atlıyorsun, biliyor musun? Ya evet, ama işte insan yarış anında görmüyor ya. Abi ne bir daha yani bir şey belki olsa. Bu yüzden sakatlandım zaten. Yarışacağım an gözüm görmüyor yani. Kontrollü değilim maalesef. Tebrik ederim. Evet, o muhabbeti yapan kim ya? Sen verdin mi sen? Bana bir kere sormuşlardı. Şöyle bir şey söylendi. İnanmayanlar var. Sen de böyle bir şey düşünüyor musun? Evet, böyle şey olur mu? İnanmayanlar var demek. Daha aynen böyle soruldu yani. Aynen. Bu ne zaman soruldu sana? Hatırlamıyorum ki. Bir hafta ne oldu? Ya. Abi benim gözümün önünde sakatlandım. Benim ben oynuyordum ya Ecem'le. Bayrak yarışıyordum. Sen mi yarışıyorsun? Aynen. Ha? Neyse. Aynen sakatlandım. Ya buraya herkes hayalleri için geldi abi. Kimse öyle sakatmış gibi yatmaya gelmedi. Gözünüzün önünde sakatlandım. Gözünüzün önünde ayağım zaten davul gibiydi. İç kanamam vardı, parmaklarıma doğru sürekli akan. Bilmeyen bir şişliğim vardı. Vitaminsizlikten iyileşmeyen bir ayağım. Hala var. Tabii canım, gözle görülür bir şey yani. Hani... Valla iki hafta oldu yani. Rol yapacak halin yok. Tekneye binemiyorsun. Hani sırtınızda taşıdınız. Ben burada rol yapmak için kendimi herkesin sırtında taşıtmam yani. Eğer öyle yani. Gerçekten sana inanmayan varsa bence... Ben kendinden şüphelenmesi lazım. Ayağını her sabah kalkıp bir yere vurup aynı yeri morartma ihtimalinin olması lazım. Ki ayağım aynı şişlikte ama devam etsin yani. Bence çok yani saçma. Ayıp söylemeyecekse de belki bir gün onun da başına gelir. Belki Allah kimseye zaman vermesin. Allah kimseye vermesin. Allah kimseye sakatlık bela vermesin. Anlar beni diye. En önemli şey sakatlık, güzel bir sezon olması yani. Yerime kim? Birisi diyor ya, altta söylenen birisi orada burada demesi Atakan 10 gün önce geldi. Hani sorulmaz işte. Çocuklar böyle gençler abiler diyor. Demişler ki. Şey, o zaman 10 gün önce bu söylesin. Ben de onu dedim ya orada. Niye şimdi söyledi? Bu konu bugün çıktı yani. Atakan söylemez. Atakan söyleyeceğini düşünmüyor. Yusuf da söylemez. Bence Kaan söyler çünkü dün sorun yaşadı. Kaan ama 2 hafta önce yok. Bugün açıklar. Hakan bir şey söylemek istiyor. Evet, ben bambaşka bir şey söyleyeceğim. Ecem'i konuşuruz ama dün akşam bizde iletişim oynandı. Oyunu oynandı biliyorsunuz. Tartışmalar çıktı. Acayip bir kavga çıktı. İletişim oyunu Yunanistan'da da oynandı dün akşam. Tabii izlemedik biz. Oradaki sonucun ne olduğunu söyleyeyim mi size? Spiros kazandı. Ne yaptı biliyor musunuz seçmede? Bak okuyorum aynen dediğini. O bir baba diyerek Kriakos'u seçmiş. İkinci hakkında basketbol oyununda sorun yaşadık, o yüzden Tony'yi seçiyorum demiş. Aa. Bak Spiros'taki medeniyete bakın. Ama hep bir yapıcılık vardı zaten onda. Evet, keşke bizde böyle olsa. Düşüncelilik, keşke. Başka bir şey demiyorum. Helal olsun Spiros, adamsın. Tüyler diken diken oldu. Evet. Evet, Spiros şu an gördüğünüz gibi çarşamba günü bizde. Çok yağmur yağdı, sis var, camlar buğulandı. Spiros bekliyoruz kardeşim. Düşünceli bir insan evet. Kendisi. Seviyoruz. Ecem için de benim söyleyeceğim şu. Yani sakatlık kötü bir şey tabii ki ama söylemiştik. Sembol oyununda hani oynamasam mı diye düşünüp kenarda kalabilirdi. Çünkü oynayıp bir de kazanırsan arkadaşlarının ağzına laf verirsin. Vay efendim oyunlarda oynamıyor. Geldi burada kendi çıkarı için oynadı derler. Bu Survivor'ın gerçeğidir. Ama çok efor sarf edebileceği bir oyun değil. Yine de o basamağın üstüne çık. Çünkü ayak bu sonuçta. Ayak kolay bir şey değil. Basamağın üstüne çık. Kuma atla. Ters koşu yap falan. Kolay bir şey de değil. Hatta arkadaşlar. Ama aslında. En ufak şey de vuracak arkadaşlar. Çok doğru bir karar bence. Diğer taraftan bakarsan. Oynaması mı? Tabii ki. Çünkü şimdi içten içe oynamak istiyor, kendini göstermek istiyor ama tutup da dokunulmazlık oyununda oynayamaz. Çünkü kaybettiği zaman diyecekler ki Ecem sakatım diyorsun,
Oynuyorsun, oyun kaybediyorsun. Tamam da bu kız hani bireyselde daha çok kendini riske atması daha önemli. Şimdi orada ayağını yormayıp dinlendirse daha iyi değil mi? Ama bir koltuk takıp belki de, zaten adadan biri kazanacak. Belki de sakatlığının son süreleri olduğu için yavaş yavaş böyle girmek istedim. Peki Ecem numara mı yapıyor? Ya. Sorusunun sorgulanmasıyla ilgili ne düşünüyor? Ama orada yanlış. Hiç kimse yani, kim o ki öyle birisi yok şu an adada. Biri söylemiş işte nereden söylemiş, çıktı? Söylemiş Ecem numara yapıyor diye. Bütün yarışmacılara sordular. Kim dedi dediler. Atakan da diyor öyle bir şey olabilir mi? Kim demiş bunu? Herkes öyle söylüyor. Ama şu an bir yerden duyulmuş yok. Bu. Kaan zaten olamaz. İstediklerini söylesinler. Kaan 10 gün önce yoktu zaten. Bu böyle bir cümle kurulmuş ama oradaki şu anda buna kimse bunu söylememiş. Kimse kabul etmiyor. Evet. Şimdi bütün her şeye devam edeceğiz. Yunan takımını konuşacağız. Orada da tartışmalar var biliyorsunuz ki. Konseyi konuşacağız. Ödül oyununu konuşacağız ama reklamlardan sonra. Biz şu anda börek tartışması yapıyorduk. Hangisi daha güzel diye. Kesene bereket. Çok teşekkür ediyoruz Hakan'cığım. Estağfurullah. Yani ben buradan bu böreği buraya getiren arkadaşım, evet, çok sevgili Erda Sancaklı'ya ve Fehmi abiye de teşekkür ediyorum. Ellerinize Fethi sağlık. Abi, çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Nasıl, güzel miydi börek? Bu vesileyle madem boşnak böreği yedik, ben de bir boşnağım aslında. Baba tarafında boşnaklık var. Hem yurt dışındaki boşnaklara hem de burada Bayrampaşa'da bulunan tüm boşnaklara, Zudo abime hepsine selamlar abiciğim. Arnavutlara da değilim. Ben de Arnavut olduğum için. Arnavut musun? Bütün göçmenlere. Komşu. Göçmen Dobri. Bayrampaşa'da Arnavut da çoktur biliyorsunuz. Var mı çok Arnavut? Daha çok bence. Var. Daha çok hatta. Ülkemizin her tarafını seviyoruz. Her yerden seyrediliyoruz. Dün akşam seviyoruz. Texas'tan yazdılar ya. Böyle bir şey var mı ya? Texas'tan. Virginia'dan yazdılar sonra. Virginia mı? Evet. Ama sonra bir yerden sonra koptu gidiyor. Yalandan Madagaskar, Alaska falan yazanlar oldu yani. Şimdi hani orada insan yok ama izleniyorsunuz. Aynen. Buradan Texas'a da tekrar selamlar. Survivor dünyanın her yerinde keyifle takip ediliyor ya. Singapur'dan bile. Evet. İşte yeğeni hanımefendiniz Singapur'dan gelmiş. Orada seyrediyor. Çok selamlar. İletiyoruz biz de. Singapur'a, buradan Vietnam'a, Tayvan'a hepsine selamlar. Ama tabii ki Azerbaycan'a büyük selamlar. En çok oradan seyrediyoruz. Evet, hepsine selamlar olsun. Evet efendim. Şimdi Dominik'e dönecek olursak da evet. Dominik'te de biliyorsunuz ki bir ödül oyunu oynandı ve pizza oyunuydu. Evet. Ödülümüz. Ve 10'a 7 çok güzel bir takımı oyundu, kazandı. Mi? Güzel oyundu, evet. Evet, bence de güzel oyundu. Atışlar çok önemliydi. Değerlendirmeyi insandan bekliyoruz. Tarat abinin dediğine göre Hakan sayesinde yediler. Bakalım Hakan ne alaka? Evet Tarat abi, sen öyle. Hani 10 sayı almış takım, ikisini Hakan almış. Sağ o zaman olsun, bugüne kadar Hikmet ile Seda sayesinde hayatta kalıyorlar yani, öyle hesaplarsın. Öyle bir şey yok. Bu oyunda Hakan iyiydi. 2'de 2 yaptı. Ama 3'te 3 Seda yapmış. Seda 3'te 3 yapmış. Bora 2'de 2 yapmış. Hikmet bir kere oynamış, onu da kazanmış. Okay bir kere oynamış, kazanmış. Sude çıkmış, 2'de 1 yapmış. Oyunu almış. Yusuf, Büşra, Melisa ve Kaan takımına sayı kazandıramamış. Büşra ve Melisa ikişer oyun vermişler. Toplam 4 oyun vermişler karşı tarafa. Bir şey dikkatini çekti mi? Seçmede kim çıktı öne kızlarda? Seçmede Melisa ile Büşra çıktı. Melisa çıktı. İkisi kaç yaptılar? 4'te 0. 4'te 0. Yani biz ya strateji yapamıyoruz ya kendimizi bilmiyoruz. Vallahi takım kendini bilmiyor yani. Yani Melisa niye bu oyunda yüzmeyle alakalı ne var? Biri bana söylesin şu, Melisa. Şu mantığı güçlüklerini düşünüyorum. Yüzücülerin kolu güçlüdür. Evet. Melisa çok güzel çeker gibi bir mantıkla seçtirmişlerdir. Ne olursa olsun atış becerisine bakacaksın. Tabii ki. Bu kadar basit. Olay atış. Olay ama ne biliyor musun burada? Artı şurada Melisa'nın fazla çektiği ne var ya? Al yok, bak ne yaptılar, düğüm ama oldular orada. Ama şimdi mesela Melisa oyuna girmese diyelim. Biz diyeceğiz ki ya Melisa zaten güçlü kolları, bu çekme niye Melisa yok? Biz yanlış seçim yaptık olacak Melisa yine. Melisa oyuna girmese ne olacak? Zaten Yunan tarafı seçiyor Melisa'yı. Aslında yani öyle. Her türlü Melisa oyuna giriyor. Ama şimdi hani konuşuyoruz ya, bazı yarışmacılara şans verilmesi gerekiyor. Nasıl ispatlayacaklar, ne olacaklar? Şans verildi burada. Verildi, evet, değerlendiremediler. Peki şimdi kaderle ilgili koordinasyon konusunu konuşmuştuk ya. Hı hı. Burada da Melisa'da öyle bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz? Ya şimdi burada bu kanodaki mantık şu. Eğer iki kişi aynı güçte çekmezse kano ya sola doğru gidiyor ya sağa doğru böyle bel veriyor. Bu sefer sağ sola çarpıyor. İkisinin bir ritim tutturup uyum halinde
Hele ki aynı anda çekebilirlerse, işte Yunan takımını görüyorsunuz. Evet, böyle. Bak, aynı hızda ve aynı tempoda, aynı güçte çekiyorlar. Ne oldu? Dimitri ile Elfi de maşallah ada vapuru gibi Üsküdar'a yanaştı yani. O yüzden doğrusu bu. Bizimkilere baksana, yandan çarklı vapur gibi geliyorlar. Yani. Böyle yan yan geliyorlar yani. Şu an bizimkileri yandı. Sen yanlış gördün. Yanlış mı gördüm? Evet. O zaman Yunan takımı yandan çarklı vapur gibi yani. Eleştirecek ya. Yanlış yerde. Ben yanlış. O kadar alışmışım ki artık. Evet İhsan. Evet. Başka yorumun var mı? Bu kadar açık. İstatistikle ilgili başka yorumum yok. Yani oyun bence güzel oyundu. Atışa bakıyordu. Yani burada şimdi Deniz'i görünce hadi Melisa demek yanlış. Oyunu bir süzmek lazım. Yani Melisa'nın tabii ki ihtiyacımız olan, daha çok ihtiyacımız olan oyunlar olacaktır. Ama şimdi ne bileyim, yüzmenin de çok işin içinde olmadığı bir şeyde sırf Deniz'i gördük diye de hadi Melisa demek yanlış. Belki de kızın beceremeyeceği bir şey. Hani atış var. Sonuçta topları hiç kimse 2'de 2 yapamıyor ki. Gidip topları hızlı alıp gelip, yani böyle atik birinin olması lazım. Böyle hızlı, böyle kondisyonu gitmeyen, kolay bitmeyen birinin olması lazım. Melisa biraz ağır kaldı sanki burada da. Doğru tercih olmadı bizim takım açısından. Zaten işte 2'de 0 yaptı. Ama şey, yine biz geriden geldik. 4-1'den evet. geldik. Bizim için iyi bir oyundu. Hikmet gibi mesela çok önemli bir oyuncumuzu fazla oynatmadığımız bir oyun oldu. O açıdan da güzel oldu. Başka böyle işte Bora çıktı ön plana, Hakan çıktı. Başka yarışmacıları görmek de iyi oluyor. Yani sadece böyle Hikmet'e dayalı bir tabii oyun ki. Olmasın. Şimdi Seda yine ön plandaydı da, Seda'nın da ön planda olmadığı başka, işte Sude'nin, Büşra'nın, Melisa'nın, ne bileyim Ecem düzenince Ecem'in de ön planda olacağı bir yarışmanın da olmasını isterim ben. Arada görmek istiyorum öyle yarışmacıları. Sadece Hikmet ve Seda üzerinden gitmeyelim. Yani. Hikmet salatı koparacak yakında. Peki oyun anında Yunan takımındaki Tony Afrodit yarışırken olimpiyat şampiyonusun koşsana diye bir bağırışı var. Hatta görebilirsek çok sevinirim. Orada size şeyi anımsattı mı o Okay ile Hikmet'in durumunu? Ya şöyle bir şey. Evet. Olimpiyat şampiyonu değil bu arada ya. Olimpiyat şampiyonu. Olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanmış. Orada öyle. Olimpiyat şampiyonusun koşsana diyor. Ki bir de bu arada bu kızcağız koşucu da değil. Sırık atlıyor. Ya biz şimdi şöyle bir şey. Yunancayı bilmiyoruz ya. Altta o yazıyor. Belki orada bir böyle şey de olmuş olabilir. Gaza getirmek. Gaza getirmek de hadi sen şampiyonsun. Evet. Hani öyle bir şey de olabilir. Biz şu an onu hissedemiyoruz. Hani bilmiyoruz. Şimdi alttaki yazıyı okuyunca, Tony'nin tipini görünce böyle ne diyor bu ya diyorsun. Tony tabii dalaya geldi. Dalaya geliyor. Sen şampiyonsun, evet. Yaparsın koşsana. Sen şampiyonsun hadi filan da diyorlar. Bu arada daha Dalaga gelmeden önceden aslında bir düşüş var Afrodit'te. Dimitri'nin çıkışıyla onda bir düşüş var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Afrodit'in zaten gördüğümüz kadar yüksek olmadığını hissetmiştik biz. Parkurda bizim kızlardan geride gelmişti. Biz tarz olarak, duruş olarak onu çok güçlü, o yiyeceğim, keseceğim, atacağım şeklindeki tavırlarıyla biz onu çok güçlü bir yarışmacı olduğunu düşündük. Ama parkura çıktığı zaman bizim kızlardan öyle önde gelmedi. Geride geldiği de çok oldu. Onu biz bu hale getirdik aslında. E şimdi zaten Tony'nin işi bitti Afrodit ile. Dalaga geliyor. Ne yapsın ki Afrodit? Haklı yani. Şimdi Afrodit'in bir özelliğini söyleyeceğim. 26 oyuna çıkmış. 18 galibiyet, 8 mağlubiyeti var. Ve bizim takımda bütün yarışmacıları, mesela Seda'yı 4 kere yenmiş, Seda onu 2 kere. Sude'yi 4 kere yenmiş, Sude onu 2 kere. Büşra'yı 6 kere yenmiş, Büşra onu 1 kere. Bir kişiyi daha fazla yenememiş, çok enteresan, o da Melisa. Melisa ile 4 oyuna çıkmış, ikisini Melisa kazanmış, ikisini Afrodit'i. Demek ki Melisa Afrodit'e karşı tutuyor. Evet, kafa evet. tutuyor. O da bu enteresan arada, bazen olur öyle. Kafa tutuyor derken Seda'nın bu oyundaki başarısı biliyorsunuz 3'te 3 yaptı. Dimitra'nın da dikkatini çekiyor ve hırslanıyor Dimitra Seda'ya. Evet. Bir o görüntüleri hatırlayalım, üzerine konuşalım. Beraber atacaklar. Dimitra attı. Seda da attı. Seda kılpayı atamadı. Atarsa kazanacak. Seda, Seda, Seda! Ödül Türk takımının, ödül takımımızın 10'a 7. Türkiye 10 Yunanistan 7. Και με κυρία που είχε παίξει την άλλη φορά, άστο και να πετάει τους στόχους του Σβήνικες από εδώ, από εκεί. Και μόλις με βλέπει 2-2. Που... Εντάξει, δεν το πάω συγκριτικά ότι δεν είναι καλή. Αλλά οπότε
ξέρει, ας πούμε, ότι έχει έναν άλλο αντίπαλο πιο... Συγκεντρώνεται περισσότερο. Ναι. Συγκέντρωση είναι αυτό. Δεν μου έχει κάτσει αυτή. Έλα, θα την επόμενη. Θέλω να την κερδίσω. Πείτε. Oh, çok güzel oyundu ama ha. Çok diye bırakıyorum. Ya. Aferin sana. Seninle sarılmadık. Oh be. Beraber çektik bu çileyi. Evet ya. Ağlıyor pizza ya. Şaka değil pizza. Dimitrak üstü Seda'ya. Yeneceğim onu diyor. Ne diyorsun? Ama o kadar kötü atışları oldu ki geçen oyunda. Haklı yani bir yerden bakınca. Hani bazen atamıyor, atamadığı zaman atamıyor. Ona gelince iş değişiyor diyor. Tabii ki Dimitra'ya bakmıyor. Belki o anki hani elin ayarı öyle. Belki biraz daha alışıyor eli. Tabii ki Dimitra'ya karşı değildir ama tabii karşı tarafta böyle hisler uyandıracak iyi yarışmacılar uyandırırlar. Ama çok eğlenceliydi. Ben burada en çok şeye güldüm. Acun Bey'in anlatımına. Seda neler yapıyor? Seda evet. Ne yapıyorsun? Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Seda ile Fatan Orta. Bu arada Seda'ya şöyle bir parantez açacağım. Seda ile ilgili biz olumlu ya da olumsuz bir şey söylediğimizde bazen tepkiler geliyor. Evet. Sırf Sema burada diye. Evet. Hiç alakası yok. Gönül rahatlığıyla eleştirebiliriz de, övebiliriz de hiçbir sıkıntı yok. Övmemiz lazım şimdi. Çünkü Seda'nın bu haftaki performansını söylüyor. Cumartesi akşamı 2'de 2. Dokunmazlık oyunu. Pazar akşamı 2'de 2. Pazartesi akşamı ödül oyunu 3'te 2. Dün akşam 3'te 3. Yani 11'de 10. Maşallah. Vermiş. İkizini kıskanıyorsun. Ona hiç başarılarını konuşmuyorsun diye. Keşke ikizim olmasaydı. Başka bir yarışmacı olsaydı. Sude'ye ne kadar hızlı diyebildiysem Seda'ya da hızlı, Seda'ya da başarılı diyebilseydim. Konuşmayınca da bu sefer ikizini evet. kıskanıyorsun diyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Seda iki hafta üst üste haftanın birincisi oldu. Bu hafta da çok iyi gidiyor. Ve takımda en önemli kızlardan birisi. Bu gerçeği de inkar edecek değiliz yani. Kesinlikle öyle. Şimdi oyundan sonra biliyorsunuz Bora birazcık sakinleşebildi. Çünkü iletişim oyunundan sonra evet diğer taraf gitti ödüllerine ama Bora için de şöyle bir güzellik oldu. Eşiyle konuşma fırsatı buldu ve çocuğunun cinsiyetini öğrendi. O anları bir izleyelim ardından buradayız. It goes like this, the fourth, the fifth. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ya, of. Çok zor bir an. Yani 4 hafta oldu, seninle yatıyorum, seninle kalkıyorum. O kadar özledim ki seni, yani anlatamam. İnanılmaz ve hep aklım ben... sende, yani hep aklım sende. Cinsiyeti o kadar merak ediyorum ki ve hep dileğim şuydu, bunu kimse yanlış anlamasın, kötü bir olay yaşadık, bir erkek çocuğu kaybettik, bunu böyle kendimizi acındırmak için söylemiyorum ama büyük bir olay, büyük bir acıydı. Ben tekrar erkek olması için çok, yani tabii ki sağlıklı olsun, kucağımıza alalım ama erkek olmasını senin için çok diliyordum. O yüzden bana lütfen güzel haberi verebilir misin Hülya'cığım? Ve işte sağlıklı mı, her şey yolunda mı, bana anlatır mısın lütfen, biraz dinleyeyim ben seni. Her şey yolunda. Bebek çok iyi, merak etme. En başından hissettiğin gibi. Erkek. Vay süper. Buradaki tek problemim gerçekten aslında en büyük problemim diyeyim. Hep aklım eşimde ama ondan haber almam. Çok sevindirici ve gurur verici bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eşimden de bir iki bir şey duymam, bebeğin sağlıklı olmasını duymam bana müthiş bir haz verdi ve güç verdi. İlk bebeğimize Demir demiştik. Hiçbir şey düşünüyor musun güzelim? İsimle alakalı herhangi bir şey var mı aklında? Aklımda yok. Senin gelmeni bekliyorum. Beraber isim koyalım. Hissetmeye başladın mı onu gerçekten? Tekmeliyor mu? Evet. Dün böyle seni izlerken bir de akşam böyle kutsuz yapmaya başladı. That's not my baby. Herkesi öp benim için lütfen. Sesini duydum, çok iyi geldi bana. Yani müthiş bir duyguymuş gerçekten. Kendine lütfen çok dikkat et. Tamam mı güzelim benim? Ben dikkat ediyorum, bebeğe de dikkat ediyorum. Tamam. Düşünme, seni çok seviyoruz ikimiz de. Tamam. Seni çok seviyorum güzelim. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet.
Hoşça kal sen de, bay bay. Güzel dakikaları da şahit olduk. Hakan, aslında sende de bunu görmüştük. Sen ya, yataktan düşmüştün hatta. Ya evet, benim için çok başka bir şeydi. Yani bir kere 5 ay geçmiş aradan. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir an böyle bir haber alıyorsun. Acayip bir şey yani şu an. Ben de kötü olurum bunları hep düşündükçe. Çünkü hayatımda yaşadığım en özel, en güzel şeydi. Hiç konuşmuyorum gerçekten. Gözlerim şey yani. Ay, öyle tabii ki, çünkü acayip bir olay ya. Anlatamam yani. Hani böyle bir şey olmadığını bilerek oraya gidiyorsun. Sonra orada 5 ay mücadele ediyorsun. Özlüyorsun, kazanıyorsun, kaybediyorsun. Garip bir durumdasın. Ve bir ödül kazanıyorsun. İstanbul ödülü. İstanbul'a gidiyorsun. O olayın da detayını anlatayım ben. Aslında çok enteresan. Odada oturuyoruz. Biraz sonra ailenizin yanına aşağı indireceğiz dediler. Tamam dedik. Bekliyoruz. Tabii hiçbir şey yok. Böyle boş boş duruyorsun. Bir saat geçti. Haber yok. Bir şey yok. Neyse, geldi sonra işte kameramanla muhabir. Hakan, gidiyorsun dediler. Tamam. Bindik asansöre, yukarı çıkıyoruz. Dedim hani aşağı inecektik. Yok dedi, yukarıdalar. Tamam. Ona da tamam. Neyse, bir koridora soktular. Bekle bir dediler. Beklediler. Herhalde orada o sırada şey hazırlıklar yapıldı, kamera falan. Bekliyorum. Sonra tamam, geçebilirsin dediler. Oda numarası 1485 dediler. İçimden dedim ki ne odası, ne alaka dedim böyle. Çünkü ben hani daha farklı bir yerde görüşürüz diye bekliyorum. Hiç aklına bir şey geldi mi herhangi sıfır. Bir şey? Şu kadar. Gizem'i gördüğünde kadar peki bak, böyle bir şey hissettin mi? Ne gördüyseniz o. Tamam. Çok, hani anlamadın değil mi? Hiçbir şey. Ki ben akıllı geçinirim. Hiçbir şey anlamadım yani. Bayağı salağın tekiymişim yani. Estağfurullah canım. Vallahi bak gerçekten. Yok canım yani, estağfurullah. Büyük salak. Neyse, yürüdüm işte. 1485 odanın önüne geldim. Kapıyı çaldım böyle. Gizem geldi kapının arkasına. Gizem böyle diye nefes sesini duydum. Allah'ım dedim, kavuşuyoruz galiba. Kapıyı açtı Gizem. Hemen tabii sarıldım. Böyle öpüyorum, kokluyorum. Çünkü Gizem'in kokusu benim için başkadır. Ay bir şey sonra, söyleyeceğim ya. Ağlayacağım şimdi. Neyse. Üst yerim bozuldu. Sonra dinle dinle. Sonra şey. Ne derler? Gizem'i gördüm. Ya o sırada hamile, hiçbir şeyi bilmiyorsun ve karnında çocuğu var. Şu an evde yatan çocuğu. Ya çok garip şeyler gerçekten, bunu yaşamanız lazım yani. Adada tuhaf bir de duygu. Bir mucize. Neyse yani. Sonra Gizem'e şey dedim yani, ne kadar güzelsin, ne kadar zayıflamışsın dedim. Yani hem kız annesi çirkinleşir derler, hem de hamilesin, kilo alırsın, ama benim gözüme öyle güzel geliyor tabii. Her zaman güzel. O duygularla yani bakıyorum her zaman. Neyse geçtik oraya. Sonra şey dedi işte, arkaya baktım kimse yok. Annemler nerede dedim. Birazdan işte onları da göreceksin falan dedi. Ben şaşırdım şimdi. Hani bir odadayız, Gizem var, ben varım ama havada balonlar var. Hiç aklıma gelmiyor. Çünkü ben gelirken Gizem hani denemiştik, 2 aylık çocuk herkes gibi. Sonra olmamıştı. Dedim hayırlısı bak dedim, oraya gidersem aklım kalır dedim. Neyse, yerde bir tane kutu var, tamam mı? Bu ne dedim. Sana bir sürpriz yaptım dedi. Vay ananaslar falan dedim. Kutuyu bir kaldırdım böyle, dedim herhalde ağır bir şey var, bana bir hediye almış. Bir çektim yukarı, ah boş, boş bir kutu. Koydum oraya. Ondan sonra aç dedi. Açıyorum kutuyu. Yani ne çıkabilir ki bu kadar hafif bir şeyin içinden? 3-4 tane yine bir balon çıktı. Balon. Böyle vay balonlar dedim. O sırada zaten Gizem bana bakıyormuş, nasıl bir tepki vereceğim Gizem'in diye böyle. Gizem'in mimikleri o kadar inanılmazdı sonra ki. O balonlar anda çıktıkça ben o ipi takip ettim kutuya doğru. Kutuda ne var diye. İpin ucuna böyle kare bir şey asılı. İlk gördüğüm anki düşüncem şey, o beyaz kağıdın arkasında bizim fotoğrafımız var. Bir döndü ultrason, bir an böyle beynim şeye döndü yani, vuruldum yani resmen, kaldım orada. Sonra işte hatta o kadar kalmışım ki Gizem'e hiç sarılmamışım mesela. O bende bir eksiklik gibi kaldı o günden. Tamam daha yeter. Evet. Neyse sonra... Ya aslında ondan sonrasını izlediniz ama benim için orada en önemli an, çünkü ben çok dua ettim. Allah'ım dedim, inşallah bir kızım olur, annesine benzer. En büyük duamdır her zaman. Hatta Gizem de ilk önce doktor erkek demiş ona, ilk görüştüğü doktor. 2 hafta erkek diye gezmiş. Ben her gün adada bunun için dua ediyordum. Allah'ım inşallah bir kızım olur diye. O balonu patlatırken de
kızım inşallah kız çıkar dedim. Tabii ki sağlıklı olsun erkek kız. Biz erkeğiz zaten. Hani o da başka bir şey. Erkek de güzel bir şey. Bir patlattım iğneyle. Bir an böyle pembe şeyleri gördüm ama iki saniye anlamadım kız olduğunu. Hani gerçekten zaten anlamadım. Zaten bunun şokundasın. Bakıyorum böyleyim. Kız mı dedim. Böyle yaptı Gizem. Orada dünyalar benim oldu. Hala da öyle. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin. Benim için dünyanın en güzel anıydı derler ya. Ölsem de gam yemem diye. Bundan sonra kızım için. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda herhalde hayattaki en güzel alolarımdan birini yapıyorum. Alo. Alo. Sesimiz geliyor mu? Gizem mi? Alo. Alo. Belki senin sesini duyunca. Alo. Gizem. Lila. Lila. Kim arıyor? Alo. Daha gelmedi ses daha herhalde. Gelmedi. Bakalım o zaman. Hala sana sürpriz. Tamam. Olsun. Gerçekten çok güzel görüntülerdi. Yani Allah hep size böyle güzel günler nasip etsin. Bir gün burada izlemek isterim hep beraber gerçekten. Evet. Bir program izleyelim. Çünkü gerçekten hani şey için söylemiyorum. Bu duygular çok güzel şeyler. Yani Survivor'dı, yarışmaydı, kazanmaktı, kaybetmekti, hepsine geçin. Ama duygularımızı, kalbimizi, sevgimizi kaybetmeyelim. Sevgi bu hayatta parayla satın alamayacağımız tek şey. Şunu da söyleyeyim ben. Şimdi Bora bir iletişim kazanmadı ama şunu söyleyeyim. Ekip bu konuda çok hassas gerçekten. Evet. Ben ilk Survivor'ımda artık yani krize girdiğim günler oldu. En son şey dedim hani biz bunları kabul ederek gidiyoruz ya iletişim kazanmadan görüşemeyeceğiz ya. Ben o yüzden hep utandım. Hani öyle bir hakkı kendimde göremedim ve isteyemedim kimseden. Sonra oyun bittiğinde Acun abiye gittim. Abi dedim 69 gün oldu. 69 gündür ben Ali'nin sesini duyamıyorum. Bana sadece şunu söyle biliyorum dedim. Ben bunu kabul ederek geldim. Bana de ki dedim Sema 30 gün sonra sesini duyacaksın ama bana gün ver dedim. Yalvardım ve Acun abi aynen şöyle söyledi. O nasıl bir şey ya? O ne demek dedi. Asla hiç kimseyi çocuğuyla sınayamayız. Seni görüştüreceğiz hemen dedi. Zaten izledi ekrandakiler de. Bu konuda gerçekten çok hassaslar. Evet kesinlikle. Bu Bora için yaptıkları şey de bence Bora'yı biraz daha orada daha uyumlu olmasını sağlayacaktır. Evet. Ben bir kere daha şansımı denemek istiyorum. Alo. Alo. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler güzelim. Hoş geldin elimize. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin Lila? Nasıl? İyiyim. Çok şükür. Her şey yolunda. Ekran başındayız. Sizi izliyoruz. Ay, Lila izliyor muydun? Vallahi izlediğini Hakan bilseydim bu kadar şey konuşmazdım ya. Duygusal dakikalar yaşattı gerçekten. Evet şeyler ben de burada istersen. Tekrar gözlerim doldu yani. Gerçekten çok özel anlardı. Evet. Hakan'cığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki Lila'nın babası oldun. İyi ki benim eşimsin. Canım benim. Seni çok seviyorum. Çok sağ ol. Bir saat sonra yanınızdayım zaten. Görüntüleri de görüyoruz bu arada. Yani... Evet gerçekten çok özel anlardı. Bu arada bu vesileyle Bora'yı da tebrik ediyorum. Eşini de Allah sağlıkla kucaklarına almalarını nasip etsinler. Amin. Sema'ya da İhsan'a da tekrar çok selamlar. Kimseyi atlamaz. Seni çok seviyoruz Gizem. Lila'yı bizim için öp, katıldığın için çok teşekkür evet. ediyoruz. Umarım ömür boyu böyle çok mutlu bir aile olarak devam edersiniz. Sağlıkla, Amin, mutlulukla, huzurlu olsun. Amin. Çok teşekkürler. Hep birlikte inşallah. Herkese selamlar. Çok canım benim öpüyorum seni. Güzel bakışlara öpüyoruz. Evet. Oh, vallahi şey misin? Oldum. Ben izledim de Gizem'in bakışlarına bu kadar dikkat evet. etmedim. Balonlara falan ne çıkıyor diye bakıyorum ben. Yani Allah gerçekten herkese bu kadar güzel aşk nasip etsin. Amin. Gerçekten. Amin. Yani biz aşktan öte birbirimizi çok seven iki iyi arkadaşız. Evet. Bu çok önemli. Aşk bir yerde insanın kimyasını bozduğu için dengeleri de bozan bir şey. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimizin ailelerini çok seviyoruz. Bence birçok evliliğin bitme nedenlerinden biri bu. Evet. Onun yani Gizem'in annesi benim annem gibi. Maşallah, babası da maşallah. Rahmetli babası da babam gibiydi. Benim ailem de öyle. Bence her şeyin başı ailedir, sevgidir. Sağ olasın. Tekrar Yaşar babayı da Allah rahmet eylesin. Güzel şeyler bunlar. Devam edelim. Evet, Allah bozmasın diyoruz. Amin. Şimdi Survivor'a dönecek olursak. Bora iletişimdeyken, eşiyle konuşurken Türk Adası'nda da artık nasıl anlatsam bir...
bahar havası vardı. Bir o görüntüleri izleyelim, ardından buradayız. Morayla anlaşamayabiliriz. Hani problemlerimiz olabilir ama bunu bence bench'e yansıtmıyoruz. Bu bizim için büyük, çok büyük bir artı. Büyük bir artı. Başarının arkasını, yani başarının kaynağını ben buna bağlıyorum abi. Ben bunu arkadaşlarıma hep söylüyorum. Arkadaşlar, biz aramızda tartışma olsa da, sıkıntı yaşasak da bunu ne bence, ne konseye, ne de oyun alanını yansıtmayalım diyorum. Ve her zaman da başarılı oluyoruz. Mükemmeldir vallahi ya. Adam geçen herkese ekmeğini, unu bile süperdi yani. Geçen düşünsene, bir dilim bir şey yedik, doyduk dedik. Bugün 3 dilim yedik. Allah'ım sen ya. Sanki bana bir hafta yeter gibi geliyor. Geldiği zaman tebriğini de ederiz. Hani sağlıklı sonuçta olsun da cinsiyet öğrenecektim muhtemelen. Şeyini tutmak bize yakışmaz. Yine yapıcı bir harekette bulunuyor. Bize kin tutmak yakışmaz diyor. Evet. Ve birazcık yumuşamaya doğru istekleri var. Neler söyleyeceksin? Umarım böyle olur ya. Ben zaten daha önceki görüntülerde de hani böyle ekstra onların olayları büyütelim gibi bir çabaları yoktu. Evet. Bana kalırsa bu arada bu görüşmeden sonra çok mutlu adaya gelip böyle onlar da sorduklarında güzel bir sohbet dönmüş olabilir. Belki çok daha güzel şeyler olacak ileride. Çünkü Bora'nın bu konu yüzünden biraz da stresli olduğunu düşünüyorum. Evet, belki ben birazcık sakinleşmiştir. Eşinin sesini duyunca belki ona çok iyi gelmişti. Evet, bu. Ödül de kazandılar. Evet. Karınları doydu, pizza yediler. Çok güzeldi. Hatta akşam ben şeye çok güldüm. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hikmet'in oyuna giderken söylediği şarkıyı. Evet. Evet, Tuna Nehri. Şarkılar söyleniyor falan. Tabii güzel günler bunlar. İnşallah Bora da biraz daha böyle sakin yol alır. Evet. Peki Yunan takımına baktığınızda orada da birazcık işler karışıyor. Neler söylersiniz? Yani Vasilikos'a karşı bir saldırı var kendi deyimiyle. Evet. Umarım diyor kimsenin başına böyle bir saldırı gelmez diyor konseyde konuşurken. Vasilikos'un Nikos'a küfrettiğini söylüyorlar. Neler söylersiniz? Orada da durumlar pek iyi değil. Şimdi tabii şöyle bir şey. Biz %70 Türk adasını seyrettiğimiz için, evet, söylediğimiz şey izlediğimiz %30 kadarıyla. Benim genel anlamda gördüğüm şey, Yunan takımı bize göre biraz daha bugüne kadar daha böyle medeniydi. Her şeyi tartışabilen, daha anlayışlı gözüküyordu. Ama onların da kendi içinde problemleri varmış. Yani ses tonları yükselebiliyormuş. Bizde mesela küfür ya da kötü söz kelimesi henüz duyulmamışken onlarda böyle bir şey olduğu iddia ediliyor. Demek ki medeniyet öyle uzaktan baktığın gibi değilmiş. Bazen gerçekten de tek dişi kalmış canavar gibi olabiliyormuş. Belki de biz onlardan çok daha medeniyiz ya da daha insaniyiz. İşte dediğim gibi %30 olarak baktığımız için, tam izleyemediğimiz için bir şey diyemiyorum. Ama karışacağı kesin tabii ki. Yeni gelen çocuk biraz... Hani şimdi bizde Kaan mesela sürekli ben niye oynamıyorum, beni de oynatın falan diye ses çıkarsa nasıl göze batar? İşte bu çocuk da öyle demek, evet, istiyor. Dışlanmış kesinlikle hissediyor. Tabii ki. Performansı nasıl derseniz bu arada yeni giren Vasilis'in de, Vasilis Vasilikos zaten Vasilis iki oyuna çıkmış. İkisini de bu arada kimden almış? Yusuf'tan almış. Hı hı. Yani bizim en güçlü dediğimiz iki yarışmacıdan, Hikmet'le Yusuf biraz daha iyi. Hani Bora da tabii ki öyle de. Yusuf'tan iki oyun oynamış, ikisini de kazanmış. Ve beni oynatmıyorlar diyor. Evet. Ben oynamak istiyorum diyor. Yani bu yakarış da zaten SMS olarak ona dönmüş. Yuletta ve Spiros gibi iki adayın karşısında belki birinci ya da ikinci çıkmış. Ki konseyde bu tartışmalar yaşanırken Tony ile Vasilikos arasında bir yandan Ria da duruma giriyor ve şakalarından rahatsız olduğunu belirtiyor. Vasilikos'un yaptığı şakalardan. Yani aslında genel olarak bir takımın Vasilikos'a karşı bir tepkisi var. Sadece Tony'nin değil. Allah kimseyi Survivor'a sonradan götürmesin. Bak gerçekten doğru, evet, evet, doğru. Gerçekten doğru. Orada tezgah kurulmuş, herkes gruplaşmış, mekanını seçmiş. Bu köşede ben yatıyorum. Mesela bir gidiyorsun barakaya sonradan geldiysen. Şurada ben yatıyorum. Oraya gidiyorsun, orada da ben yatıyorum. Oradan da ben geçiyorum falan. Aa, çocuk bir bakıyor, kumda yatıyor. Bir şey de diyemiyor garibim yeni geldiği için. Sonradan gelen hep dışlanıyor, zorda kalıyor. Bu arada Vasilikos da hani sözlerini esirgemiyor. Konseyde diyor ki zaten ben Survivor dışında bu insanlarla
asla görüşmem diyor. Evet. Dışarıda. Bu işte bu cümleyi adada da bir yerde kurduysa o insanların insanlar tepki normal yani diyorsun. Tabii ki yani ben ayırmaktan yanayım. Yani görüşmeyeceksen bile bunu söyleyip karşı tarafı, çünkü bu da bir küçük görmedir. Evet. Hani ben size ne işim olur dışarıda demek yani. Ayıp bir şey bu. Burayı dışarıyla karıştırmayacaksın. İhsan eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, çok güzel anlattı zaten Hakan. Yani Vasilikos bilmiyorum ama ben bu taraftan sonradan geldiği için sanki böyle dışlanan biriymiş gibi ben de görüyorum onu. Haklı haksız çok bilemiyoruz. Haklı da olsa haksız da olsa bu kadar kişinin üstüne gelmesiyle zaten bir yerde de haklıymış gibi bir pozisyona giriyor sonradan gelmesinin neticesinde. Şimdi Yunan takımı bizimki gibi gruplaşmamıştı. Onlarda öyle bir gruplaşma olmamıştı. Hep beraber hareket ediyorlardı. Bizde bir gruplaşma oldu. Mesela Kaan geldi ve grupların birini tercih etti. Dolayısıyla Vasilikos gibi yalnız kalmadı. Ona rağmen bir sürü tepki aldı. Evet. Vasilikos gruplaşmamış Yunan takımına geldi. Hepsi bir grup olarak hareket ettiği için içine hiçbir şekilde almadılar bunu ve dışarıda bıraktılar. Ama çocuğun haklı olduğunu bazı şöyle şeylerden anlıyoruz. İşte Spiros'un Tony ile onun için kavga etmesi. Dimitra'nın evet belki siz öyle diyorsunuz ama burada da Vasilikos haklı diye evet karşı durması. Demek ki arada da bazen bu çocuğun hakkının yendiği ipuçlarını veriyor bize. Ki dün akşamki elemede bence Julietta ve Spiros gibi iki tane güçlü rakip varken biz elenir diye düşündüğümüz. Şimdi onu söyleyecektim. Vasilikos elenmiyorsa demek ki Yunan halkı da arka çıkmış. Yunanca bilen insanlar onu anlayıp haklı görmüş. Bu arada bunu hatırlatmışken bir Julietta'nın vedasını izleyelim. Güzel bir şekilde veda ettiğini düşünüyoruz biz masa olarak. Bir izleyelim, hatırlayalım, ardından buradayız. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθουμε ποιος θα πρέπει να φύγει από το Survivor, ποιος θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι και θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Το τηλεοπτικό κοινό, παρακολουθώντας τις δικές σας προσπάθειες, έχει βγάλει μια απόφαση. Που θα αποχωρήσει ο παίκτης από το Survivor είναι η Ιουλιέτα. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος το δικό σου ταξίδι. Πώς νιώθεις? Περίεργα. Απ' τη μία είμαι πολύ χαρούμενη που θα γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Έχω και τις επόμενες μέρες τα γενέθλιά μου και ήθελα να είμαι στην Ελλάδα μαζί με τους δικούς μου. Απ' την άλλη, εντάξει, για αυτό το μήνα, το Φεβρουάριο, είναι σαν να είχα μια καινούργια οικογένεια. Είναι περίεργο, γιατί πραγματικά έχω δεθεί με τα παιδιά. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που το έζησα όλο αυτό, έστω και για λίγο. Και εύχομαι και όταν βγω από το παιχνίδι να είμαστε όλοι ξανά μαζί. Επίσης, θέλω να ευχηθώ στην ομάδα μου νίκες μόνο και αγάπη μεταξύ των παιχτών, των συμπαιχτών, σας παρακαλώ, ό,τι και να γίνει, να είστε δεμένοι. Γιουλιέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο Survivor Ελλάδα-Τουρκία. Ήρθε όμως η ώρα να χαιρετήσεις τους συμπαίκτες σου και να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Cuma günü kadar gelecek galiba. Evet, Cuma günü kadar konuğumuz olacak. O zaman haftaya da Julietta'yı çağıralım. İnşallah, bekliyoruz buraya. Değil mi? İyi olmaz mı Hakan? Evet. Ya ben üzüldüm çünkü Yunan halkına demek ki Julietta geçmemiş. Bize çok geçmişti belki Türkçe konuştuğundan. Evet. Üzücüydü ama hayırlısı olsun. Ama güzel bir gidiş yapmış. Sevgiyle kalın. Bütün iyileklerini hani ben gidiyorum ama siz de başarılı olun. Evet. Sevgiyle kalın demiş. Birbirinize bağlı olun çok demiş. Çok güzel bir gidiş bence. Evet, güzel veda etti. Bugünlük biz de veda ediyoruz evet artık. Teşekkür sevgiyle ediyorum kalın sizlere. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yarın 12.40'da yine sizlerin karşısında olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.